Mark Twain, Agatha Christie, Paulo Coelho, bu muazzam yazarların ortak paydasını kitapların HarperCollins yayın evinden çıkmış olması. Peki benim bugünkü konuğumun bu insanlarla ilgisi ne? Bugünkü konuğum Lucette Cohen Fiennes, HarperCollins'in açtığı 14 bin kişinin katıldığı dev bir yarışmada birinci olan bir Türk yazar. Üstelik Lucette Cohen Fiennes ondan önce hiçbir kitap yazmamış. Ondan önce yaptığı şey dergicilik ve girişimcilik. Sonra bir gün yazar olmaya karar veriyor. Bir eğitime gidiyor. O eğitimin düzenlediği, işte HarperCollins'in düzenlediği yarışmaya katılıyor. 14 bin kişinin arasından birinci oluyor. E ben bu insana haddini aşan insan demeyeyim de ne diyeyim. Bugün 22 Ekim 2021. Ben Bora Özken, 281. podcast'ine beraberiz. Hem girişimci, hem yazar ve şu anda da yazar yetiştiren bir atölyenin sahibi olan Lucette Cohen Fiennes'le muazzam bir röportaj gerçekleştirdik. Ama önce bu günü mümkün kılan sevgili Mirador Speaker Agency'ye bir teşekkür edelim. Bugünkü podcast'in sponsoru Mirador Konuşmacı Ajansı. Mirador, kendisini geliştirmek ve değişimin bir parçası olmak isteyen kurumları konusunda uzman, yerli ve global konuşmacılarla buluşturuyor. Mirador bununla da yetinmiyor. Müşterilerine eğitim, atölye, sahne şovları, takım oyunları, kuruma özel podcastler, videolar ve influencer işbirlikleri de sunuyor. Ama benim açımdan tüm bunlardan daha önemlisi Mirador benim de konuşmacı ajansım. Uzun yıllardır beraber harika projeler yaptık. Birlikte çok güzel işler çıkarttık. Çıkarmaya da devam ediyoruz. Mirador'la bir ortak yönümüz daha var. Türk insanının gelişimine çok inanıyoruz. Bu çerçevede Mirador sivil toplum kuruluşlarını düzenli olarak destekliyor. Ayrıca gençlerin eğitimine katkı sağlayan projelerde de ortaklık yapıyor. Ben de onların bu yönüne bayılıyorum. İyi ki sponsorum oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yaşıtlarından farklı zevkleri olan bir çocuktu Lucette. Çevresindeki diğer kız çocukları oyuncak bebekler ve mutfak eşyalarıyla evcilik oynarken o annesinin eve aldığı Amerikan Vogue dergilerini karıştırır. Bu dergilerde ünlü yıldızlarla yapılan röportajları kendi gerçekleştiriyormuş gibi dergicilik oynardı. Bazen bir spiker, bazen tanınmış bir editör, bazen bir sahne sanatçısı oluverirdi. Hayal gücünün zenginliği ülke sınırlarından taşar, dünyanın bambaşka zenginliklerini keşfeden bir kadın olacağını düşlerdi. Lucette Cohen Fiennes pek çoğumuzdan farklı olarak çocukluğundaki bu rüyaları gerçeğe dönüştürmüş. Önce İstanbul'da bir dergi açmış, sonra bu dergiyi bir gün New York'a taşıyıvermiş. Daha sonra dergicilikten sıkıldığında, yorulduğunda da yazar olmaya karar vermiş ve onda da ilk kitabıyla ödül almış. Bir enteresan insan. Ben ondan muazzam çok şey öğrendim. Umarım sizler için de renkli bir deneyim olur bugünkü podcast. Eğer Lucette Cohen Fiennes hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız sevgili eşim Pınar, biraz önce okuduğum satırların yazarı, o onun hayat hikayesini haddinaş.net için yazdı. Müthiş bir hikaye oldu. O hikayeyi de okumanızı tavsiye ederim. Daha fazla uzatmadan Lucette Hanım'la röportajımıza başlayalım. Hoş geldin Lucette. Hoş bulduk Bora. Benim şu ana kadar en uzun hazırlık yapmam gereken podcast konuğumsun. Çünkü çok yönlüsün. Sanat, edebiyat, ödüllü bir edebiyatçısın. Atölyeler yönetiyorsun, felsefi bir yönün var, kitapların bir değişik ama bütün bunun ötesinde bir de girişimcisin ve aslında da hayata girişimci olarak başlıyorsun. Bu bizim çok ilgimizi çekti Pınar'la benim hazırlanırken. Pınar da bana çok yardımcı oldu hazırlanmak konusunda ve biraz oradan başlamak istiyorum. Çünkü insanların kafasında böyle bir prototip var. Girişimcilik başka bir şey, sanat başka bir şey. İşte sanatçı kafası başka kafa, girişimci kafası başka kafa. Pek öyle olmayabiliyor galiba. Önce onu bir sorayım. Sonra da hikayeyle biraz girmeye çalışacağız. Bora adı üstünde öyle bir klişe ki bu, aslı astarı var mı yok mu diye çok fazla sorgulanmadan hani toplumun %90'ının kafadan benimsediği ve sonunda da yanlış çıktığını gördüğümüz şeylerden bir tanesi aslında. Sonra bir bakıyoruz ki altı bambaşka bir şeymiş. Bize başka bir resim çizmişler, biz de onu fazla irdelemeden, bir de bazı şeyler anlatarak değil yaşanarak öğreniliyor ki buna zamanla kanaat getirdim. Ne kadar bilsek, okusak, eğitim de alsak elimizi kendimizin yakması gibi bir öğretim yolu olmadığını gördüm. Bunun böyle olduğunu görünce de bu sefer deneysel öğrenme metodları geliştirmeye çalıştım. Çünkü bütün bu yaşadıklarımdan, öğrendiklerimden sonra demiyorum bütün dünyayı keşfettim, her şeyi çözdüm ama kendimle ilgili, hayatla ilgili çözmem gereken kadarını ve algıladığım kadarını şöyle bir geriye baktığımda da şunu görüyorum ki her şey elimizi yakarak kendi tecrübe ettiğimizde ancak kayıtlarımıza geçebiliyor. Öbür türlü geliyor, geçiyor, gidiyor. Öbür meseleye gelecek olursak da
aslında girişimcilik hayatın kendisi. Hayat bizi bir şeylere girişmeye davet ediyor sürekli. Okuldayken başka bir şey öğrenmeye, iş hayatındayken çok farklı bir yönümüzü geliştirmeye, bazen yaptığımız şeyin en iyisini nasıl yaparız diye bir düşünsel sürece girerek onun bütün altını, üstünü, her tarafını, her açıdan inceleme gereksinimine. Yani her zaman bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. Bunların hepsi girişmek aslında. Yani girişimcilik bir şeyleri kollayan, bir şeyleri olsun diye koşuşturan, enerji harcayan kişi değil. Girişimci korkusuna, endişelerine rağmen adım atma cesaretini gösterip olgunlaşma yolunda da artı ve eksi bir sürü deneyim yaşayacağını baştan göze almış kişi aslında. O yüzden hepimiz girişimciyiz. Çünkü hayatta hepimiz bir şeyleri göze alıyoruz. O bize öğretici bir ders niteliğinde intikal ediyor ruhumuza. Çünkü o ruhumuza intikal eden beynimize, zihin kayıtlarımıza hepsi birden koordineli çalıştığı için orada da bir birleşme var aslında. Nasıl ki hayat, beden, insan birleşiyor hayatla bir şeye dönüşüyor. Zihnimizle, ruhumuzla, tecrübelerimizle bir takım sensörler geliştiriyor. Bu da bizi işte insanlık yolunda da girişimci yapıyor. Girişmek girişimci durumundayız. Şöyle çok sevdim vurgunu. Ben de hep eğitimlerde girişimcilik kelimesi girişmekten gelir derim. Sen de orayı vurguluyorsun. Galiba bir sanat eserine, yani ilk romanın biri müthiş uzun bir roman. Böyle uzun bir esere girişmek de çok farklı değil yani, değil mi? Bir, nasıl bir iş kurarken yani, bir sürü bilinmezlik var, deneyeceğiz, bulacağız. Nasıl roman yazmak da böyle bir şey, çok merak ediyorum. Şimdi biraz sonra girişimcilik deneyimine döneceğiz ama yani ikisi arasındaki paralellikleri nerede gördüğünü çok merak ediyorum. İkisi arasındaki paralellik bütün iyi ortaya çıkacak olan yaşam sanatında, yani sanat eserlerindeki, hepimiz aslında birer sanat eseri üretiyoruz. Kimimiz bazen dünyaya bir katkıda bulunuyoruz, kimimiz bazen fikirlerimizle, kimimiz bazen genlerimizle dünyaya çocuk bırakarak, kimimiz bazen sadece varlığımızla birilerine destek olarak, birçok konuda aslında herkes birbirine destek olduğu bir alanın içinde yaşıyorsak, burada zaten direkt planlama, olayı görebilme, anlayabilme ve bunu az hasarla ve bol verimle nasıl geçirebilirim derdine düşme olayında, kitap yazarken de böyle bir paralellik oldu. Herhangi bir şeye girişirken de bambaşka bir yaratıma. Aslında hepsi bir yaratım süreci. Hepsi olmazlardan nasıl oldururumun hayal gücüyle perçinlenmiş hali aslında. Çok paralel noktalar çok var. Güzel. Olmazlardan nasıl olurum bir hayal gücü. Çok hoşuma gitti tanımlamalar. Dur bir dakika ya, çok acayip girdik yani. Bu gelmez mi podcast'in sonu? Şimdi ben buradan aslında biraz senin bu... Aynı bu güzel dilinle girişimcilik hikayemi dinlemek istiyorum. Çünkü işte bir şekilde modaya meraklısın. Çocuk anladığım kadarıyla magazinleri takip ediyorsun, Vogue'ları vesaire. Oradan bir konfeksiyon başlıyor ki çok zor iştir. Bir atölye açıyorsun, Nişantaşı. Ben de bir ara bu işleri yaptım, battım. Çok zordur yani, acayip belalı bir iştir hakikaten. Sonra oradan bir gün kafan atıyor. Ya bu tamam değil diyor. Ben aslında diyor dergi yazayım. Madem dergi seviyordum, hani dergilerdeki kıyafetler değilmiş de aslında derginin kendisi ilginç diyorsun. Ve bir dergi yaratıyorsun. Sonra da gidip Amerika'da da bir dergi yaratıyorsun. New York gibi, hani yazmanın, çizmenin, derginin, her şeyinin böyle hani kulaklardan fışkırdığı bir ortamda. Ya bu geçişleri bize bir kısaca anlat. Çünkü bence okurların çoğu bu yönünü seni çok tanımıyor olabilirler. Evet, bu yönümü çok kişi aslında tanımıyor. Çünkü seminerlerde, eğitimlerde ya da söyleşilerde, herhangi bir araya geldiğimiz konularda bunlara hiç değinmem çünkü. Genelde ya kitapları konuşuruz ya eğitimlerle ilgili konuşuruz. Bu çok özel bir alan aslında. Çünkü bir yerde iyi ki soruldu ve ben de zaten bunun için ayrıca teşekkür ederim Bora. Paylaşma zamanı geldi diye düşündüğüm bir ana denk geldi ki şu an çok rahatım ve gerçekten insanlara bu tecrübelerimin fayda sağlayabileceğine yürekten inanıyorum. Aslında derginin kendisiymiş benim yapmak istediğim. Evet, içindekiler değilmişi çok güzel bir şekilde öyle özetleyebiliriz ve sonraki yolculukta bu dergiyi ben aslında o dönemler 2000'lerin başı internet hayatından önceki o dönemde henüz daha cep telefonlarının da çok nadir olduğu bir o 90'lı yılların sonundaki o geçişte dünya konjektürü ve Türkiye'yi yine böyle paralel olarak bakarsak çok ilginç ve fırsatlarla dolu bir dönemdi o zaman internet olmamasına rağmen. Eski yöntem dediğimiz o projelerle hep dergiler çıkarırdık. Zahmetliydi, dijital fotoğrafçılığın henüz daha var olmadığı dönemlerdi. Evet. O yüzden hem emek istiyordu,
hem sabır istiyordu ki kitapları yazarken de emek ve sabrın ne olduğunun testini ben o dönemler aslında buna hazırlık yaptığımı hissettim. Daha sonra geriye baktığımda. Bütün bu aşamada... Onu öyle düşünmedim muhtemelen. Sonradan anlıyor değil mi insan bazen hani bütün bunları neden yaptığını? Evet. Çok sonra bu bulmaca gibi gitti. Çünkü hayat hakikaten ileriye dönük yaşanan fakat geriye doğru bakıp analiz edilebilen, anlaşılan bir olay olduğu için ve şimdiden öteye gidemediğimiz için ancak gelecek kendisi natürel geliyor. Geçmiş ise yaşandı. Fakat çok büyük katkıları var. Her ne kadar yaşanmış olsa da zihnimizde bir laboratuvar gibi bir şey açıyor aslında o. O laboratuvarın içinde her şey var. İçgüdü var, neler yapabilirim var, nelerden korkuyorum var. Sadece o havuzu atlamaktan korkarız çoğumuz onunla yüzleşmemek için. Ama aslında hepimizde mevcut olan bir şeyler var orada. Şimdi bazen bu havuzu atladığımızda çok şey kaybetmiyoruzu söylemek istiyorum ben şu an bizi dinleyenlere. Aslında çok bir şey kaybetmiyoruz. Bir şeyler kaybedeceğiz o kesin. Çünkü bir şeyler kazanırken mutlaka başka bir yerden fire vereceğiz. Bu hayatta hep bir fire payı olduğunu düşünüyorum. Nasıl ki dudak payı diye bir şey var ya da bir şey yapılır bir yemek ama sosunun bir kısmı da bir yere çöpe gider. Ya da kesilen sebzelerin bir kısmının bir yeri mutlaka o yemeğin içine katkı malzemesi olarak girmez. Yapılan kahvede de bu böyle. Hatta duş yaparken, diş fırçalarken suyun çoğu zaten fire olarak gidiyor. Evet, demek ki fire payı diye bir gerçek var. Bir kayıp gerçeği var. Kayıp gerçeğinden kaçmak yok çünkü kayıp bize başka kazançların önünü açan bir denge. Tahterevalli'nin öbür tarafı. Bu şekilde bakmaya başlayarak ancak ruhumuzu biraz daha rahatlatabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü herkes işte ben kurumsal hayata atılayım çünkü korkuyorum eğer girişimcilik dediğimiz o girişim yaparsam eğer girişirsem. Şimdi aslında kurumsal hayatta da bir girişme var. Tabii. Bu sadece bir tercih. Kurumsal hayatta çok şahane bir alan var kendini geliştirebileceğin. Başka pozisyonlarda daha farklı gelir ve maddi manevi farklı yolculuklar yapabileceğin. Aynı zamanda kendine daha fazla vakit ayırabileceğin ve tatillerini planlayabileceğin. Çünkü o öbür alanda bir takım fedakarlıklar da var. Bir takım belirsizlikler var. Bir takım yoksunluklar var ki bazen zaman yoksunusunuz. Bazen ilgi, bazen sevgi, bazen bunları gerçekleştirmek için olanak yoksunu olabiliyorsunuz. Yani her türlü konuda çalışırken sevdiklerinizle bile görüşmüyorsanız bu da bir yoksunluktur sonuçta. Bunun gibi bir takım her açıdan maddi manevi olarak konuşuyorum. Çünkü hayat bu ikisinin bütününden ibarettir. Sanatçı bile sanatını icra edebilmek için bazı olanaklara sahip olmalıdır ki hem rahat çalışabilsin hem de yapmış olduğu bu yolculukta bütün hayatında edindiği bütün deneyimleri de bu yolculuk vasıtasıyla alabilsin. Yani bir başka işte daha çalışarak eğer bir şeyler yapıp bunu arka plana atıyorsa bu zaten onun yaşam yolu olmuyor, hobisi oluyor. Yaşam yolu eğer gerçekten o alana yönelip bütün hayatının sonuna kadar artık bunu yapabiliyor olarak kendini gördüğün bir an var Bora. Ve bence bu zamanla da geliyor. İşte bütün tecrübeler oraya götürüyor bizi herhalde. Şu an o anda olduğumu düşünüyorum. Yani büyük laf etmiyorum ama bundan sonra yapacağım bir girişim olursa o da sinema filmi olur. Onu sonra konuşacağız. Yani beni, ama o da yine sanatla alakalı. Yani yine başka bir şey değil. Aslında yaptığım hepsi dediğin çok doğruydu. Bir tasarım yapıp bir kıyafet üretmek, tasarlamak ya da bir derginin içeriğini hazırlamak ya da bunu bir başka arenada yapabilirim düşüncesiyle yanıp tutuşmak bile beyin devrelerinde çok farklı algılar yarattığı için bence sanatla ilgilenmek ve bu tür tetiklemeler birbirini çok seviyor diye düşündüm. Evet, çok çok hoş. Burada aslında yani belki o hikayenin içine azıcık girmekte de fayda var. İşte bir küçük bir konfeksiyon denemesi var. Sonra oradan şeyi keşfediyorsun aslında. Aslında ben bir dergi moda tasarımcılığı. Moda tasarımcılığı. Yani konfeksiyon deyince gittiler ben öyle bir atölye açtım da. Bütün gün kadife eşofmanlarla durdum başlarında zannedecek. Ama yani sonunda o da gelip ona dayanıyor yani. İstediğin kadar tasarla iyi bir usta dikecek onu. O yüzden. Öyle büyük bir imalata girmeden çok butik, çok rafine insanlarla tanıştığım bir dönemdi. Ve orada da aslında iş yapma metodunun çağ değişse de tamamen insanın kişiliği ve çalışma modelleriyle alakalı olduğunu gördüm. Mesela oradan çok müthiş bir deneyim edindim.
Çünkü orada o tasarımcı olarak o şeyi yaptığında, şimdi diyeceksin ki tasarımcı diyorsun, konfeksiyoncu dedim, ne farkı var? Var, çok Var büyük bir olan. farkı var. Çünkü orada seri üretim var. Burada ise her parçadan iki adet en fazla üretme, ki o dönemler bu tür çalışmalar yapılmazdı. Bir de bir Tabii. öncülük gibi gördüm ben onu. O yandan yırtmaçlı İspanyol façalar bir 7 sene sonra geldi. Ya da çok değişik safari cepli asker military kadın kıyafetleri tarzı şeyler Şimdi ne vardı. kadar popüler hala öyle Kulumlar şey. vardı. O yüzden onlar aslında hala bugün giyebileceğim Marka kıyafetler. neydi? Lüset miydi marka yoksa başka bir marka mı Hayır, kullanıyorsun? indoors'du. Indoor. Daytime. Böyle isim isim değil. Bayağı direkt ona anonim bir şey koydum yani. Anladım. Hani Bambaşka yerde. isim soyadlı bir şey düşünmedim ona. Anladım. Sonra işte bir şekilde onu devam ettirmek istemiyorsun ve asıl diyorsun ben dergi yapmak istiyorum. Evet. Ve turizm sektörüne yönelik bir dergi üretim diyorsun. Türkiye'de olsa turizm coşmuş durumda İstanbul. Anlatsana orayı biraz. Ya yani oradan da bu New York deliliğine gelelim. Çünkü hani ya ben bunu burada yaptım. New York'ta da olur. Yani iyi olmasın mı? Çok acayip bak kafa da o yüzden o kafayı biraz anlamak istiyorum. Yani nasıl geçiyoruz oraya doğru? Önce bir İstanbul'u Şimdi anlat istiyorsun. Nasıl başladı sonra oraya bunu geçiyorum. kime anlatsam dediğim gibi bir tepki gösteriyor. Bunu beni en yakından tanıyanlar da, uzaktan ya da hiç tanımayanlar da, yani böyle bir hikaye duyduğunda evet, bu nasıl bir özgüven patlaması mı? Bu acaba kendini çok kültürlü kişilerle, yani çok uluslu farklı kültürlerle bir araya geldiği için acaba koridorun ucundaki tüneli gördüğü için mi? Yani ne olabilir O analiz sıçrama oldu. ettiğimizde? Evet. Burası bence çok önemli çünkü arkasında şu var. Bir altyapı vardı. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Yabancı dilin, daha doğrusu İngilizceyi ana dilim gibi konuşabilmenin benim için çok büyük katkıları oldu her aşamada. Hem dünyayı çok rahat okuyabildim, yurt dışında eğitim alabildim. Farklı güncel konularda son çıkan her şeyle ilgili orada olabildim. Ve aynı zamanda farklı kültürlerle çok genç yaşta tanışmaya başladığım için çok iyi bir deneyim olduğunu düşünüyorum bunun. Yani bana katmış olduğu, bana vermiş olduğu silahlar, sanatsal silahlar da, aynı zamanda kültürel silah da olabilir, sosyoekonomik vesaire hepsi olabilir. Konumuz tam olarak o da değil. Aslında bir konuda insan kendini hazır hissettiği zaman ve yapabilir mi düşündüğü zaman yola çıkabiliyor. Yani bu Fransa'da olabilirdi. Ama ben Fransızca bu konuyu yapamam diye düşündüm ve bunu yapabileceğim tek yer dünyanın zaten kültür merkezi ve aynı zamanda gurme, restoran, kafe, gece kulübü, yani hayatla ilgili her türlü şey, sanat galerisi, moda gibi gibi birçok olayın olduğu yer olarak ve dedim ki bunu yapıyorum. Bence esas burada hikayenin en çarpıcı yanı, ben tam bunu yeni evlenmişken birinci yılın içinde eşime bu konuyu açarak dedim ki ben bunun aynısını New York'ta da yaparım, Amerika'da yapmak istiyorum dedim. Bence burada aslında güveni konuşmalıyız. Bence burada aslında huzurlu bir aile ve arkada başınızı başka konularda ağrıtmayacak Çok. güven ve sadece doğru Çünkü dürüst ilerleyebileceğiniz bir altyapı ve çevreniz varsa bence bu tür şeyler olabiliyor. Çünkü o zaman bildiğim bütün kadarıyla enerjinizi emiyorlar. tabii. Tabii. Ya o dönemde hani işte İstanbul'da bu City Plus'ı çıkarıyorsun. Otellerde dağıtıyorsun. Onu bir reklam geliri var. Turistlerin İstanbul'da keşfedeceği restoranlar vesaire. O Sonra aynı fikri. dönemde Efendim? Bora Evet, tabii. D&R diye yepyeni bir zincir açılmış. D&R zinciri bizden bu dergiyi talep ediyor. Çünkü onlar da yeni açılmış şubeleşmeye başlıyorlar ve biz çok güzel de bir satış elde ediyoruz bu City Plus'ın, aynı zamanda sırf otellerle olmasından değil. Çünkü o dönemler Türkiye, İstanbul, bütün her yer Avrupa'dan, Amerika'dan, bir sürü farklı ulustan, kültürden Tabii. turistlerle Çok doluydu. popülerdi Eve ya. Acayip bir dönem. gittiğimizde her yaş grubundan çok hoş insanlarla tanışma fırsatımız olurdu. Arkeologlar, sanat tarihçileri vesaireler, böyle imkanlar olurdu. Gittiğimiz yerlerde bu kişilerle tanışırdık. Zaten İstanbul'da yaşayan bir kitle var, onlara expat dediğimiz, Brezilyalısından Fransızına, işte bütün konsolosluklarda yaşayan birçok kişinin. Şimdi bunların da aslında çok işine yarayan bir Değil rehber. Nerede mi? yiyelim, nerede içelim, nerede gezelim, nerede neler yapalım şeklinde. Bir sürü sanat galerisi geziyorsunuz, bir sürü şefle tanışıyorsunuz ve bence New York'un aslında tam bunun için ideal bir yer olduğunu düşündüm açıkçası.
Dur, oraya geleceğiz. Ama şimdi işte İstanbul'da bunu yapıyorsun. Başarılı oluyorsun ama burası senin sonuçta doğup büyüdüğün şehir. Hakimsin her şeyine. Dil tabii, dil kültüre yaklaşım, yani bu işte İngilizce konuşan bir ülkedeki insanlar nasıl düşünür, o konularda bir geçmişin var. Onlar çok değerli ama şimdi yine de ben kendimi seni yerine koyuyorum. Burada başarılı bir işim var ve fiziksel yapılıyor o dönemde işler. Buradan online oraya göndereyim, orada dönsün, bu işler yok. Öyle uzaktan kendime yazarlar tutayım yok. Bildiğim kadarıyla zaten New York'ta da dergiyi uzun süre kendin yazıyorsun, çoğu şeyini Bir oluşturuyorsun sürü mesela. farklı kimlikle dergi tabii daha dolu dolu gözüksün Tabii. diye Farklı istedim yazarlar ki var gibi. orada evet işte nickname'lerle farklı farklı ama en güzel tarafı da o nickname'lere davetiyeler geliyor hem de nerelerden bana değil onlara geliyor çünkü ben zaten en tepedeki artık editor in chief biliyorsunuz onlara yollanmaz direkt böyle daha böyle editör işte vizüel direktör. Ben de şöyle yapıyordum. Hastalandı ben geldim onunla. Ha, gidiyordun yani, şey, kaçırmıyordun Tabii kesinlikle ve yani. onun davetiyesini ben kullandım. Son Bu derece şekilde. akıllıca. Şimdi Evet. oraya gitmeden, yani şimdi İstanbul'da bu durumlar böyle, eşine gidiyorsun, diyorsun ki ben New York'ta da bunu yapacağım. Zaten yeni evlisiniz. Ve bildiğim kadarıyla, değil mi, 15 gün İstanbul, 15 gün New York gibi akıl almaz bir tempo yani. Hani o uçuşu yaşayanlar işte bilirler onun jet lag'i nasıl oluyor. Bir de anlattın, hani apayrı bir yerde çok hoş bir hayat kuruyorsun, New York'ta eşin burada falan. Yani orada dediğin gibi, hani eşinin tavrı çok önemli ve ne oldu oraya bir anlat yani. Zaten oraya giriyordun sen, ben seni aldım, başka yere koparttım biraz. Oraya hemen gireyim. Şimdi burada kendisi de çok heyecanlandı bu fikirden. Çünkü biz birlikte çok seyahat ettik. Dünyayı falan da çok birlikte gezdik. O açıdan o kültürlerle birlikte de çok olmuşluğumuz olduğundan dolayı arada o da gelir gider falan diye bir şey düşündük. Yani hayatımızda da bir başka çember katabilir diye düşündük. Ki nitekim öyle de oldu. Tabii ki yorucu tarafları var ama keyifli tarafları daha ağır basıyor. Çünkü ben bir ilişkinin, özel ilişkilerin özellikle sürekli bir arada olarak artık değerinin normalleştirilmesindense özlem, hasret ve bir araya tekrar gelme türündeki heyecanların ki bu 4-5 sene ben çıkardım bu dergiyi. Düşünün 5 sene, 6 sene Az bir hatta. zaman değil, inanılmaz zaman ya. Az bir zaman değil ve bu hiçbir zaman aksamadı. Ben yine her ay 10 ya da 15 gün burada ve çünkü City Plus'ta devam ediyor. Ben Food and Mood'u New York'ta çıkarırken aslında iki dergi birden çıkartıyorum. O ondan ayrı bir şey, bu ondan ayrı bir şey. Fakat herhalde büyük bir enerji harcamaya hazırdım. Yoksa böyle bir şey yapamazdım diye düşünüyorum. Bence enerji harcamaya hazır olmak önemli bir kavramdı. Ödeyeceğimiz en büyük Aynı bedel zamanda, galiba. Demin diyordun ya, bedel evet. ödemeden olmuyor hiçbir şey. Kayıp etmeden fire, en büyük enerji galiba. Evet, fakat çok endişeli de bir dönemdi. Çünkü olacak mı, olmayacak mı? Fakat bir takım stratejilerle ben bunu yapabildim. Yani zaten o stratejilerle, o yaklaşımla, o doğru drone'la havalanıp olayı doğru bir şekilde gördüğüm için bence oldu. Ne gibi stratejiler? Hemen ondan bahsetmek istiyorum ki bunun da bizi dinleyenlere faydalı olabileceğini düşünüyorum bu anekdotun. Şimdi bir insana bir şey teklif ettiğinizde cevap ya evet ya da hayır olacak ise bu cevabın evet olması için onun ayakkabılarından düşündüğümde ne olması gerekir diye düşündüm. Ve tamamen onun ihtiyaçlarını da planın içine alıp kazan kazan metoduyla şöyle bir randevuyla gittim hepsine. Önce tabii İstanbul'da çok güzel bir prototip hazırlandı. Yani maket yaptı. Aslında Derginin yine bir maketini yaptı. sanatsal aktivite çünkü yine mimari gibi bir şeyin maketini hazırlayıp hiç üşenmeden, daha doğrusu zaten üşenmek gibi bir lüksünüz yok çünkü o planın da bir parçası. Her sabah sizi uyandıran o şevki, acaba bugün ne olacak, nasıl yapacağım dedirten de o his. 5 yıldızlı, özel, muazzam, şahane otellerin halkla ilişkiler müdürleriyle bir randevu istedim ve yeni çıkacak olan, önce biz inanmalıyız her şey. Ve yeni çıkacak olan bir derginin prototipiyle ilgili Çıkma bir ihtimali gelişim. var değil. Çıkacak olan. Ben O verdim karar. kadar Çıkacak. çıkacak olan. Evet, çok güzel. Evet, hani siz bir bakın ya, yok öyle bir şey. Yeni çıkacak olan bir dergide biz otellerin odalarına bu dergiyi ücretsiz olarak konuklarınız için vermek istiyoruz. Şimdi çok hayır denilebilecek bir teklif değil. Fakat tirajımızı yükseltiyor mu? Evet. Daha çok kişiye ulaşıyor muyuz? Evet. O otellerde konaklayanlar daha çok turist mi, iş adamı, gezen ve fuar vesaire hani pandemi öncesi hayatın bütün aktivitelerini düşünün.
balayına giriyor. Her türlü hikaye var. Para da harcayan bir kitle. Güzel otelde kalıyor. Hele New York'ta. Tabii. Aynen öyle. Bu kişiler bu dergiyi odada görecek mi? Çünkü internet yok, Instagram yok, influencerlar yok, o yok, bu yok. Dergi dönemindeyiz. Facebook o, her şey o. Instagram o. Tabii canım. Ben öyle şeyleri çok okurduk o zaman yani. Gittiğimiz yeri nereden keşfedeceğiz başka türlü? Bu içeriği. Satın alıyorduk işte. Tabii, tabii. Bakın, Time dergisi falan var. Alırdık onları parayla, bir İstanbul Time falan, hatırlıyorum çok güzel. Ve o şekilde yapıp çok güzel bir basın dosyası hazırladık ki bu dergiye sponsor olacak ya da reklam verecek olan kişilere dolu gidebilmek için. Şimdi burada aslında büyük bir yatırımdan bahsetmiyoruz. Burada bir stratejiden bahsediyoruz ki hem minimum olarak kendimizi hesaplı bir risk almış olduk. Çünkü evet, en kötü ihtimal yaptığımız 15 tane prototip yani. Sonuçta evet, bir şey değil. O açıdan öyle bir şey için ben denenmeye tabii değer olduğunu düşünüyorum. Biz buna yani şeyde startup dilinde, girişimcilik dilinde bu söylediğine senin minimum viable product deniyor. Bir ürünün evet, en temel kesinlikle özellikleriyle önden oluşturuyorsun. Karşı taraf görüyor ürünü, o zaman ikna oluyor. Çünkü anlatsan sen, biz böyle bir dergi çıkaracağız falan desene. Ya işte, böyle bir şeyi göze alamazdım. Ben ürünü yaptım, ürün bu. Sen katıl bu işe. Ya çok tavır çok hoş burada ya. Çok startup dersi tam, ki o zaman daha bu kavramlar yok daha ortalıkta. Startup kavramları falan böyle yok. Sen kendi keşfediyorsun. Bir de şöyle bir nokta var. Gelip bu konuşmanın sonunda senden herhangi bir dolar telaffuz edip bir para da istenmiyor. Ben bunu konuklarınız için odalarınıza koymak istiyorum. Ve bu şekilde bir şey oluşturacağız. Çünkü ben press kitimde atıyorum, sen Regis'in logosunu kullanıyorum. Soho House'un logosunu kullanıyorum. Nerelerdesiniz? Buralardayız. Yalan mı? Git sor bak. Gözünle de gör. Orada. Zaten biz İstanbul'da da benzer oldu model yani yapmışım. Çünkü yine aynı şekilde onu satışa da koyduk. O zamanlar New York'ta bu, Amerika'da Barnes & Noble, işte Hudson vesaire. O küçük kiosklar, minik minik kitap evleri, onu da orada yine satışa koydum. Oradan bayağı artık bir şey ekip kurdum bir süre sonra değil mi? Yani sırf kendi yazman bir. Sadece 2-3 kişiyle kurdum. Bir tane uzak doğuluya ihtiyacım vardı. Oradaki uzak doğulularla daha iyi anlaşabilsin diye, çünkü kapalı daha toplumlar. Her ne kadar biz böyle beyaz ırk ve işte böyle dergi mergi için de girsek, onlar kendi dünyalarında yaşıyor. Özellikle Kore, Çin, biraz Vietnam vesaire. Şimdi bunu bilince ben onlardan bir tane bir kişi aldım. Ve ailesiyle tanıştım. Nişanlısı, babası vesaire. O tam böyle izlediğimiz filmler gibi muhteşem öğretileri ben direkt onlardan yerinden aldım. O şimdi herkes Parazit'i çok beğenebiliyor. Ne bileyim Squid Game mesela. Farklı bambaşka bir dünya, ama onların o ahlakını, o etiğini, o değişik olaylara bakış açılarını. Mesela ritüel kavramımda bile bir sarsıntıya sebep olmuştur o Kore kültürü. Yani şimdi bu konuya şuradan girdim. Evet, tabii ki biraz ekipleştim ama öyle büyük imkanlarım olmadığı için çok fazla ekipleşemiyordum. Mesela ben olmadığım zamanlar bende çalışacak olan kişiye diyordum ki ev kirası ödeme, gel bak ev var burada kal. Olmuyordu zaten. Yani başka türlü, işte bak senin için şöyle yaparım ama bu kadar verebilirim. Ya da şöyle yapabilirim. Yani böyle gidip de iş mülakatları, tepeden böyle beyaz ütülü gömleklerle siz alındınız, alınmadınız değil. Direkt yekten şartlar bu. Ama bir de böyle bir alanın var. Çünkü bu çevre yapmak için aynı zamanda gezmek, tadımlara katılmak, her yere. Yani bu bir yaşam biçimi dergi aslında. Tabii. Ve bu çok güzel bir şey. Kazancı kadar onun yetide hayat dolusuna yani gidiyor. Ofiste değilsin diyorum bir taraftan da. Ama kendi işin gibi, çünkü ne kadar çok yaparsan o kadar çok sen de bunun ortağı olacaksın şeklinde. O prim sistemini de ben yıllarca bu şekilde iş yaptık birlikte. Bence bu da bir sanat. Çünkü orada siz bir çözüm ürettiğiniz müddetçe ve yaşamda bir yap bozun bir parçasını oluşturup onlara da bu metodları gösterip olur veya olmaz, ama siz tango gibi biliyorsunuz bu iki kişiyle olabilen bir şey, insan ilişkileri. Tek kişinin çabasıyla ya da tek kişinin fedakarlığıyla ya da azmiyle de olacak bir şey değil. Herkesin çok istemesi gerekiyor. Bazıları az isteyebilir, bazıları daha normal isteyebilir. Bu hepimizin yaşayacağı bir şey ama günün sonunda ortaya bir resim çıkıyor. Ben de öyle yaptım ve o Koreli kişilerle hatta eşim de tanıştı. Çok yemeklere de çıktık. Çok güzel dostluklarımız da oldu.
Bu uzak doğuları işe almanın temel sebebi de New York'a gelen uzak doğulu müşterinin dilinden, onların kültüründen bir içerik. Yani bunlar aslında hep girişimcilik dersleri veriyorsun da o yüzden hoşuma gidiyor. Bu demin dediğin işte o evimi paylaşıyorumlar, Onlardan biri onlara olacak. bootstrap diyoruz şimdi startuplarda. Hani sıkarak kendini en ufak Evet. suyu sık ve işini yönlen bütün kaynakları ona odakla bootstrap. Bu anlattığında çok hoşuma gidiyor. Bu da içgörü yani uzak doğu müşterisinin kafa farklı, onların beklentisi farklı. Belki duymaları Onlardan gereken biri şey. gidiyor, onların dilini konuşuyor, ödemeleri o topluyor, o alıyor, o kesiyor, yapıyor. Şimdi bizim orada görüşeceğimiz kitleler koskoca bir 34. sokak Kore sokağı. Orada bir sürü restoran var. Onlar istiyoruz ki Kore mutfağının inceliklerini makale olarak işlediğimizde onlar da orada yer alsınlar ki bu dergi çıkabilsin. Muhteşem. Mesela steak house'larla ilgili ayrı bir şey yapıyoruz. Barbekü ustaları, şefler, hamburgerciler. Orada da bir Amerikalı biri lazım mesela. Ama Aynen görüşmelerin %75'i bende bu arada. Bu öyle. bahsettiğim %25'i için. %75'i de bende. Görüşmeyi yapıyorsun, geliyorsun, yazıyorsun, fotoğrafları çekiyorsun Evet. ve bütün bunlar bir de bir dergiye dönüşüyor. O zamanın teknolojisi de hani böyle internette kespiç koy da değil. İnanılmaz bir tempo olsa gerek. Kaç saat çalışıyordun Lisset öyle bir dönemde? Bir de arada da 2-3 günlük de bir uçuş var. Hani gittisi Var. geldisi indi jetlag'i falan Var. filan. Valla günde 4 randevu mutlaka yüz yüze alıyordum. Akşamına bir davet olabiliyordu, ona katılabiliyordum. Sabah da normal telefonlarımı vesaire ki onlar da önemli bir enerji sarfiyatıdır biliyorsunuz. Çünkü o Doğru. ofisteki yapılan şey bence içeride çalışmanın çok daha farklı bir enerji emici gücü var. Ama sahada çalışmanın yani yine kurumsal olabilir, yine şey olabilir ama insanlarla ve farklı yerlere gidip gelenin enerjisi çok daha farklı olabiliyor. Tabii. Daha çok koşturan, daha çok sahada olan, daha genç bile görünebiliyor. Daha dinamik Doğru. bile olabiliyor. Çünkü o aslında günlük sporunu da enerji dengesini falan orada alıyor. Bir de enerjinin transferi var. El sıkışmak, merhaba, göz teması. Endişe bile enteresan. Olacak mı acaba? Ne diyecekler? O Adrenalin, yüzden... işte dopamin hepsi var diyorsun yani öyle tabii. Saha hareketi öyle bir hareket. Yani bütün o hormonlar harekete geçiyor. Ofiste onların sönme ihtimali biraz fazla doğru. Sen onu da Kesinlikle seviyordun. ben de onu Ama düşünüyorum. anlattığın çalışma temposu günde 12 saat falan. Ben şöyle hesaplamaya çalışıyorum. Hani bir de akşam üzerine Şöyle, o sosyal faaliyete koyunca. mesela ben bu soruyu artık ne kendime soruyorum ne başkasına. Özellikle yaşam modeli olarak sevdiği bir şeyi yapıyorsa o kişi artık kaç saat çalıştığını bilmiyor. Çünkü böyle bir şey yok. Yani bir başkasına göre o gün 3 saat çalışmış sayılır. Halbuki o belki 9 saat kendisine göre çalıştı. Çünkü bir kafede oturup strateji yaptı ya da Doğru. o sırada bir film izlerken bir araştırma yaptı atıyorum. Yani bunun bir şeyini tutmak bence doğru değil Çok kaç doğru. saat çalışıyorsun. Çünkü Pınar. gece de aklınıza bir şey geliyor. Sabah kalkıyorsunuz. Bazen insanlar hafta sonu çalışırken siz hafta sonu geziyorsunuz. Yani başkalarından artık ayrılmış bir düzen olmuş oluyor. Hem onlarla birliktesiniz ama kimsenin rutini veya onun metodolojisi sizi bağlamıyor. Çünkü Doğru. siz kendi yolunuzda bir yoldasınız. O yüzden kaç saat çalışıyorsun sorusu 8 desem o ya da 15 desem a bu tepkiler olmamalı çünkü bu bir yol. Ama normalde 8 saat 10 saat mutlaka günde insan uykuyla bir parça o kendini ayırmalı yani. Uyku öncesi 2 saat bence hiçbir şey yapılmamalı Öbür türlü böyle çok rahat sürdürülemez oluyor olmalı. diyorsun. Bu işte mesai saati konusu o kadar enteresan bir konu ki Pınar işte eşim Türkcell'deydi. Ben uzun yıllardır kendi işimi yapıyorum. Ben hep senin gibiyim dünyada. Hani şu anda çalışıyor muyum çalışmıyor muyum hissetmiyorum mesela. Hani tatlı bir Hiç sohbetteyiz aslında. hissetmiyorum. Gecenin bir saatte çalışıyoruz bir yandan da bakarsan. Pınar işte Türkcell yıllardır işte 10 küsur yıl profesyonel kariyer 20 yıla yakın. Katıldı bize. Şimdi evde çalışıyormuş gibi hissedemedi kendini tamam mı? Ya diyor ben çalışıyor muyum şimdi falan diyor. Şeye ihtiyacı var çünkü gidecek bir yere. İşte bir kapıdan girecek, bir mesai saati belli olacak falan. Bir de Gittik ona. giyinmek, makyaj yapmak, Tabii, ayakkabı aynen öyle. giymek. O ritüele ihtiyacı var falan. Levent'te Tabii. gittik. O da bu şeyler var ya, co-work space'ler var ya, onunla öyle bir yer tuttuk. Orada bir kübik tuttuk ona. Gitti bir süre o kübikte çalıştı yani. Şimdi alıştı daha bu düzen. Çünkü o hakikaten o galiba böyle bir kurumsal hayattan buraya doğru geçişteki en büyük dertlerden biri. Artık iş, özel hayat öyle bir ayrım yok. Bunların hepsi birbirinin zaten bir parçası. Ve inşallah zevkle akıyorlar beraber. Niye ayırayım ki demeye başladım ama kolay bir geçiş değil yani. Ben öbür metodu da çok seviyorum. O bende de çok işe yarıyor. Çünkü bilmek istiyorum ki ben
buradayım ve dağılmayacağım ve buradaki 4 saatimi hakikaten bu işleri bitirmek için harcayacağım. O zaman ben de bir alana kapanmayı çok seviyorum. Zaten başka türlü yürümüyor. Ama hem ona bakayım hem ona bakayım, yine hepsi oluyor günün sonunda. Ama biraz yorucu oluyor. Öbür türlü bilirim ki bu böyle, bu böyle. O yüzden o metot da çok sağlıklı, bu metot da. Bence duruma göre, o an mevsime göre, ihtiyaçlara göre ve diğer insanların da durumuna göre bir şey seçmek gerekiyor. Anlıyorum. Peki şimdi bu macera 5 yılın sonlarına doğru yaklaşalım. İnanılmaz yorucu bir tempon var. Bu arada burada belki girmek istemezsin. Özel hayatında kayıplar yaşıyorsun. Babanızı kaybediyorsunuz galiba bir süre sonra, erkek kardeş. Sorguluyorsun hayatı biraz, ya bu koşturma nedir? Bir oraya bir buraya, hani biraz daha işte biraz daha bir sakinleşme döneme ihtiyaç duyuyorsun herhalde. Ve geçişte de enteresan bir şey fark ediyorsun. Aslında yazmanın kendisinin seni çok mutlu ettiğini görüyorsun. Bir bu şeye gelmeden, o aldığını online Harper's'taki derse gelmeden, bu ara ruh halini bir anlatabilir misin bana? Biraz hani işin aile boyutu da devreye giriyor. O müthiş tempo, bir yandan çok zevk aldığım iş. Neler oldu orada Lüset? Çünkü bir sürü insan bunu yaşıyor yani. Bir süre sonra bir sorgulama oluyor. Hayatta bir şeyler yaşanıyor ve ya koşturuyorum ben mi, doğru şey mi yapıyorum falan deniyor. Bir o geçiş, bir de bu yazmayı çok asıl çok sevdiğin şey ne oldu? Hani ben seni biraz şeye benzettim, böyle füzeler tepeye doğru giderken, uçarken böyle altta parçalar bırakarak gider ya. İşte önce bir tasarımı, giyimi bıraktın dergiden. Oradan dergiye, şimdi yavaş yavaş yazarlığa doğru. Hani hep içinden bir öz bulup ona doğru gidiyorsun. Ben onu gördüm hikayende. Ama o öze doğru geçişten içinde tabii ruhsal da bir sürü şey yaşanıyor. O evreyi biraz çok merak ediyorum. Sonra o Harper's'a gelelim. Bu çok güzeldi söylediğin. Çünkü hakikaten sanki bir çiçeğin içinden açıla açıla ve geriye doğru baktığımda anlayabiliyorum. O an neden, neyin, niçin olduğunu da düşünmeden. Fakat sonra hepsinin bir donanım için aslında hazırlık yaptığını anladım. Mesela bu yazma olayında o kadar nickname'le, o kadar köşe yazarının bütün yazılarını hazırlayıp hem Türkçelerini hem İngilizcelerini yapmak, demek ki orada bence asker gibi beni hazırlamış sistem oraya. Ve hani o sırada belki bir restoran yazıyorsun ama yine de yazıyorsun yani. Kitap yazmaya bir hazırlık. Çok ilginç. Hani yazdığın şeyden sonra vardın. Çünkü kitaplarını biraz konuşacağız. O yolda ayrı ama demek o da bir antrenman olmuş senin için. Zihinsel, bedensel hazırlık herhalde. Bunu sonra anladım. Bunu sonra anladım. Evet. Peki o evreye biraz gelelim yani. O niye vazgeçiyorsun yavaş yavaş o dergi işinden, yazmak daha odak alanına geçmeye başlıyor? Şimdi yavaş yavaş aslında insan biraz kendini düşünmeye başlıyor. Diyor ki birazcık daha durursam, yavaşlarsam ne kazanırım ne kaybederim. Bir kere hareketli hayatı seviyorsun. Ama bir taraftan da artık içinde büyük bir acı var. Çok kayıplar yaşadın, zamansız. Ve fark ettin ki sen bağ kurduğun o kişilerle onların yokluğu senin için büyük bir boşluk, yıkıcı, eksiklik. Ve bu durumda eskisi kadar çok zevk aldığın şeylerden keyif alamamaya başladığımı gördüm. Evet, geçici bir hayat olduğunu düşündüm ve hatta bu ölümle, öte alemle ilgili bir tezim vardı. Onu Şarlatan adlı bir kitapta ve Dahil adında, yine onun devamı olan iki tane kitapta, bu tezi bir hikaye üzerinden, bir roman üzerinden anlatmak istedim ki hepimiz aslında özümüzden bir parçayı bir yerde bırakırız. Dünya geçici bir duraktır. Fakat bu dünyaya gen getirmeye devam ettikçe de reenkarne olup karmalarımızı çözmeye devam ederiz. Ve kayıtlar önceden silinir, buraya boş bir hafızayla hard diskle geliriz. Diğer bütün uygulamalar sonradan gelir. Mesela ön yargıların hepsi içeride konulmuş hazır uygulamalar olur ya, bir şekilde onlarla gelir. Sonra bir de kendi indirdiklerimiz vardır. Bazı uygulamaları sileriz, bakarız ki bir faydası yok. O yüzden ben de dedim şu cep telefonuma bir bakayım neler var. Mesajları bir atalım, kullanılmayan resimleri bir silelim, bir çeki düzen verelim. Çünkü bunun bir hard diski var, gigabyte'ı dolacak. Bari dolacaksa doğru şeylerle dolsun dedim. Ve o temizliği aslında hem kendi hayrım için yaptım ki ben de istedim artık daha neye ihtiyacım var göreyim. Ben bunu öneriyorum insanlara. O kadar çok birikmiş klasör var ki bilgisayarlarımızda, atılmamış nüshalar, İşe yaramayan, şu an geçerli olmayan müsveddeler. Demiyorum size tabii ki bankamatik vesaire hayatınızı kolaylaştıran bütün uygulamalar kalacak. Zoom gibi mesela, bunlar kalacak. Ki bir hayatımızı devam ettirelim. Çünkü çağda ayak uydurmamız gerekiyor. Aynen. Eskiden eşyalarımızı atamazdık, işte depolar tutardık, halılar vesaireler, mobilyalar.
Sonra artık farklı çözümler bulmaya başladık. Anladık ki eşya değil, deneyim de çok kıymetli bir şey. Bir şeyleri biriktirmek yerine daha rafine olduk. Hatta rafine olamayanlar, o dönemler rafine olanlara burun bükerek baktı. Rafine olan da olamayana öbür türlü bir küçümseyerek baktı. Hani sen bu kadar çok şeye ihtiyaç duyuyorsun, niye özüne inemiyorsun dedi. Öbürü de ona dedi ki ay siz de yani amma şeysiniz dedi. Yani ne oldu? Herkes yine birbirini yargıladı ama gerçekte öyle hisseden insan bu şeylere zaten girmiyor. Sen aslında ne bu... Ne istiyorsa onu yapıyor. Bu seni o dönemki hayatın işte metafor aslında bir yandan. Hani işte kullanmadan uygulamayı sil, kullandığın daha çok kullan. Sen de galiba o sıralar işte öyle bir silme durumuna girdin yavaş yavaş değil mi? Bunu yaptım, evet. Ve dedim ki yine telefonumla birlikte ama nereye evrilebilir bu telefon, yani bu yaşam. Ve kesinlikle birden nasıl oldu bilmiyorum. Ben kendimi HarperCollins Autonomy diye bir internette bakarken bir hem okul hem dünyanın en büyük yayın evlerinden biri ve bir taraftan da böyle bir yarışma ki içinde muazzam bir kadro, eğitimciler, jüri ve tek bir katılım koşulu vardı. Bütün dünyadan herkes katılabilir, eser İngilizce olmak kaydıyla. Dedim o zaman ben de İngilizce yazarım kitabı. Yani Amerika'da, New York'ta bunu yaparımın olayından sonra İngilizce yazarım artık çok ekstra bir karar değil. Anladım. Daha doğrusu bir seçim de değil, böyle istiyorlardı. Ve ben bu yarışmada ne olduğunu tarafsız bir gözle görmem gerekiyordu. Zaten onlar da slogan olarak şunu koymuşlardı. Show us what you're made of. Sen neden yapıldın, bize onu göster. Ve ben de bu fırsatı görmek istedim. Bakalım ne düşünecekler, ne olacak, var mı bu sırada şey? Dergileri kapatmıştın da mısın? Yoksa o yayın arada mı istiyorsun? Yayın hep açık kaldı. Yayın hep açık kaldı. Fakat dergileri tabii ki çıkarmadım. Dergileri durdurdun. Evet. Yazmayı sevdiğini fark ettin. Böyle bir işte aplikasyonların gereksizlerini sildin. Benim dedin. Esas aplikasyon buymuş galiba, ben yazmak istiyorum dedin. Orada da iddialı başlamak istiyorsun. Ve işte veyahut da hayat seni sürüklüyor. İşte o karşına o ilan geliyor. Harper's'ın o meşhur yarışması geliyor. Ve orada sen galiba uzun ve oldukça yoğun bir ders almaya başlıyorsun değil mi? Hani yazarda da böyle ay hani şimdi Türkiye'de de bu çok var ya. Herkes kitap yazıyor yani hani. Ben de iş yazarım. O 4 zamanlar tane öyle değildi. 9-10 sene önce, yani 8-9 sene önce 2010'da falan böyle değildi. Ama hani... herkes çok rahat kitap çıkaramıyordu. Artı yazarlık eğitimi veren çok fazla yer yoktu. Değil mi? Benim atölye bile 2013'ün sonunda yani açıldı. Ve İlgilerden sen böyle bir ortamda diyorsun ki ben kitap yazacağım ama önce nasıl kitap yazılır bunu en iyilerine öğreneyim. Çünkü yani araştırdığım kadarıyla o katıldığın online kurs biraz bilgilendirirsen iyi olur. Çünkü yazar olmak isteyen çok insan var izleyiciler arasında. Yani Stephen King'lerin, Johnny Depp'lerin, işte Jeff Bezos'ların falan dersler verdiği, size vizyon kattığı ve 18 ay sürüyor galiba. Uzunca 18 ay. 18 bir eğitim ay. Ve o sırada kitabı yazma beraber oluyor galiba değil mi? Öyle bir süreç. Biraz orayı anlatsana. Evet. Çok heyecan. Johnny Depp'le tanıştın mı mesela falan? Hani biraz magazinsel de bakalım mesela. Johnny Depp'le tanışmadım tabii ki fakat online olarak... Kütüphanesinde mesela On Derin Ayak İzini bir hafta tuttu. Ondan sonra başka kitaba geçiyor. Şimdi burada zaten öyle bir puanlama sistemi var ki çok adaletli. Yani numaralar yalan söylemez üzerinden gidiyorlar. Nasıl bir süreç var? Siz yazıyorsunuz, yolluyorsunuz, geri bildirim geliyor. Kurs böyle mi akıyor? Evet. Kursu anlatsana bize biraz. Evet, o şekilde oluyor. Daha henüz Facebook'un bile olmadığı bir dönemde sizin bir Facebook gibi bir profiliniz oluyor. Ve orada diğer bütün herkes ve jürinin online bir rafı oluyor sana. Ve sürekli arzu ettiği kitapları alıyor, bakıyor ve ne kadar çok kitaba ulaşırsa o kadar iyi. Fakat şöyle bir durum var. Jüri diyor ki bana öyle bir şey yaz ki senin kitabını seçeyim. Yani içinde yaratıcılık var. Öyle herkes merhabalar ben bir şudur budur. Bu katılıyorum değil, yaratıcılıkla da ilgili. Öyle bir şey yaz ki ben merak edeyim neden senin kitabını okumalıyım şeklinde sorular var. Mesela soruyorlar size ne tür kitaplar okumaktan hiç hoşlanmazsınız. Biz sorarız ya neler okumaktan hoşlanırsınız. Tam tersi. Ben hemen dedim ki savaş kitapları öyle mi? 6 ay savaş kitapları okuyacaksınız. Ki ötekileştirme hiçbir şeyi. Ve inanın çok ilginç. Ben orada okuyorum işte Churchill şöyle yaptı, öbürü orada savaştı. Savaşın da bin bir türlü savaşı var. Bütün dünyadaki farklı konularda savaşmış bütün eserlere bakıyorum. Fakat sonra şunu anladım ki, şunu öğrendim. Bir kurgu, korku
temalı bir eserde de var, polisiyede de var, savaş kitabında da var. Hepsinde eğer bir kurgu ve bunun bir matematiği varsa, matematik eşittir sanat zaten. O yüzden bunun sanatını bir hatmetmek lazım şeklinde. Ve ne kadar başka matematik görürsek, hani nasıl sinemacı çok fazla film izler, bakar nerede ölüm sonunu kesmiş, hangi karakteri hangi olay üzerinden anlatmak istemiş, bize neyi göstermek istemiş gibi. O yüzden bu artık zevkli bir çalışmaya dönüyor zaten. Yani o dönem, o periyotta, o zaman bir yandan deli gibi okuyorsunuz. Özellikle hani çalışmadığınız yerde okuyorsunuz, öyle söyleyeyim. Okuyorsun. Yazıyorsun, okuyorsun. Sonra işte affeder, yani söylemesi biraz tuhaf olacak ama bir tezgaha çıkarıyorsun kitabını. Benim böyle fikrim var diyorsun. İnşallah da Johnny Depp ilginç buluyor oradaki işte özetini vesaire. Gelip okuyor ve sana geri bildirim veriyor. Verirse. Yani süreç bu değil mi kabaca? Yanlış mı anlıyorum? O şekilde oluyor. Bazıları da direkt size teknikler paylaşarak, eğitim bölümü var onun. Hiç böyle şeyler yapmıyor onlar. Konuk mesela Stephen King hiç öyle girmedi şeye. Yarışmaya. Yani o direkt eğitim veriyor. Neler oluyor diye bakmadı. Sadece şeyini verdi. Bir teknik verdi mesela. Eğitim bölümünde. 18 ama öyle şeyler konuşuluyor ki orada. Mesela şöyle bir teknik verdi. Ben dedi bir tane birini kiralarım dedi. Alacaklı gibi kendimi arattırırım. Aa Stephen King'e bak bak diyorsun. Bir tane birini kiralıyor. Alacaklı gibi kendini arattırıyor. Ha, niçin? Çünkü ben son teslim tarihi olmazsa, ensemde o stresi hissetmezsem bölüm bitiremiyorum. Her sabah böyle kendimi arattırıyorum dedi. Stephen ne zaman bölüm bitecek? O kadar zor bir şey ki herkes de şaşırıyor. Çok acayip bir iş teklifi. Çok peki sorun söyledim. Bakalım ben ne yaptım? Ben de bunu denemez miyim Türkiye'de? Denedin mi? Denemişsin. Tabii ki. Nasıl denedin? Nasıl oldu? Nasıl aktı? Estağfurullah hocam, ben sizi arayamam dedi. Bana bak dedim, ben bunu bir sana hani öğrencisin, bir yarım zamanlı bir iş teklifi olarak yapıyorum. Beni alacaklı gibi her sabah arayacaksın. Çok koydu. Yapamam hocam, estağfurullah ben size ama dedim. Ve biz o kişiyle, bu bir kız, o zamanlar üniversite birinci sınıftaydı. Hiçbir zaman birbirimizi unutmadık. Hiçbir zaman birbirimizi deşifre de etmedik. Çünkü bu çok hoş bir deneyimdi onun için de. Hocam yeni bölüm ne zaman gelir? Salı olur mu? Çarşamba olur mu? Ben de ona hesap veriyorum. Diyorum ki işte perşembe yollayacağım, cuma yollayacağım diyorum. Ama öyle bir disipline ediyor ki ne kadar haklı çıktı. Doğru. Ay nasıl haklı çıktı? Yani bazı şey, bazen böyle baskı bizi galiba topluyor. Yani özellikle yaratıcı çünkü bir süreçte. Çünkü bu tatlı bir baskı. Tatlı bir baskı olunca o zaman önceliğe alıyorsunuz. Hiçbir zaman şu yok. Ay şimdi basketbol maçı vardı. Sonra bakarım. Ay şimdi yemeğe davetliydik. Barbeküyü de ben yakacağım. Sen nasıl bir yol alıcısın ya? Sen nasıl bir cambazsın gibi oluyor o zaman. Ne yapman gerekiyorsa şimdi yapacaksın. Onu da yapacaksın ama buna da vakit ayıracaksın. Artık o da senin sanatın, gününü planla. Yoksa sabah alacaklar aslında. Arayacaklar değil mi? Yani iyi, evet. Çok iyi bir baskı. Şimdi peki bu Harper's'a dönelim tekrar. İşte çok acayip bir teknikler oynuyorsun. Yani bu da hoş. Hani illa yazmak, iyi kurgu, iyi karakter değil. Hani yazma sürecinde yaşanabilecek dertlere de çözümler. Ve Stephen King'den deniyorsun tabii, çok hoş. Ve bu sırada bir yandan kitabını yazıyorsun. Ve yanlış anlamadıysam çok da geniş bir kitle katılıyor buna. Yani... Yani bendeki notlarda işte burayı bir vurgulayalım da şöyle dinleyiciler iyi bilsinler. Bu işin sonunda 14 bin kişinin içinde birinci oluyorsun yani ve o ödülü kazanıyorsun. Evet. Nasıl yani, ne hissettin o ödülü kazandığı gün? Çünkü belli miydi oraya doğru hissetmeye başlamış mı? Yani bu galiba ben olacağım. Yani o nasıl bir yolculuktu? Yok, yok, şöyle bir şey oluyor. Şimdi bir kere 14 bin kişi, hani diyelim ki şey Squid Game'de bakalım başka benim gibi kimler kim var olacak? Gibi. Hani buraya kimler düşmüş gibi. Evet, evet. Önce bir kere bir baktım kimler var. Kimlerleyiz bu şeyin içinde. Hı-hı. Yunanlılar, İrlandalılar, Katolik, böyle çok dini bir kitle var. Birbirlerini tutuyorlar. O ona oy veriyor, o ona oy veriyor. O onun desteğini yapıyor. Ha, öyle şeyler de var orada. Onu gördüm hemen. Hı-hı. O birleşme var. Ya böyle şey katılımcılar herkes mi oy veriyor? Yazarlar mı oy veriyor? Hocalar mı? Jüri kimden oluşuyor? Jüri oy veriyor. Bir de katılımcıların birbirine verdiği oylamalar olur yani partnerlerin. En anladım. Önemli kısım o çünkü o çok kritik bir puanlama. Çok kişi var orada çünkü. Orada ne lobi dönüyor diyorsun derler yani. Ya, telefon oyları da geçerli. Onun gibi bir şey. Yani o da okey ama bir de telefonla katılım gibi bir şey olarak da düşünebiliriz metafor olarak. Ya, organik olarak da onların da halkın da yani katkı payı var. Anladım. Ya biraz lobi de o zaman yapmak gerekiyor. Onları da... Ama halk lobileşmiş işte orada ayrımcılık. Yok ya, kendileri alındı onlar çete. Evet. Ve ben orada çok acayip anekdotlar edindim. Yani mesela çok ırkçı olan
kesimleri görmeye başlıyorsunuz. Aslında bu da müthiş bir kazançtı benim için. Mesela bir Fransız ve İtalyan yazar grubu var. Belçika mesela, böyle Avrupa'nın belli bir yeri. O Fransız Belçikalı yazarlar başka bir dünyada. Onların eserleri de değişik. Onların kullandığı fiiller, sıfatlar, yaşam tarzları da anlıyorsunuz hepsini. Sonra Afrikalı yazarlara bakıyorsunuz mesela. Orada bir görsel anlatım var. Renkler, daha böyle naif doğa vesaire. Kuzey Amerikalı'nın böyle nasıl söyleyeyim, köpek balığı gibi yazarlar var orada. Adam dedektiflik şeyi yazıyor. Öbürü bilmem ne yazıyor. Birbiri bir şey yazıyor. Çok değişik şeyler okudum. Çok. Çünkü bakıyorsunuz kim ne yapmış. Yani bu emeği harcamak istiyorsunuz. Çünkü bu çok merak edilecek bir şey. Kim bu yoldaşlar? Şimdi ben ne yazık ki henüz romanı okuyamadım. Ama öncelikle sana hemen aldım. Biliyorsun biz bu röportajı... Yani ben sisteme gönül veriyorum. Evet. Ben sistemi öğrenmek ve... Bir sistematikle... Yani onu söyle. Şimdi bir kere... Yani bu arada romanın tabii enteresan bir roman, yanılmıyorsam. Onu seviyorum. 7-8 yıl sonrasını anlatıyorsun. Yani 2012-2013'teyken, evet. 2020'de geçen bir roman yazıyorsun. Yani evet, bir, doğru. Tam bir bilim kurgu değil belki ama çok kurgusal boyutu çok fazla olan bir şey. Ama bu, yani ben edebiyatçı olmadığım için o taraftaki sorularım biraz zayıf kalabilir. Ben esas şeyi çok merak ediyorum. Bu 14 bin kişinin içerisine sıyrılmak için, yani girişimci ruhlu Lüset neler yaptı? Yani iyi kitap yazmak dışında harika bir eser i̇şte yazmak dışında. Anlatıyorum. Az önce de onu söyledim. Bu çok önemli bir şey Bora. Şu an bizi dinleyenler bence önce sistemi çözmeye çalışmalıyız. Yani yaşadığımız toplumu çözmeye. Bulunduğumuz mahalleyi çözmeye. Yaptığımız işin diğer oyuncuları kim? Ne yapar? Dünyaya ne verir, ne götürür? Yani önce yaptığımız işin ne olduğunu anlamalıyız ve oradaki kendimizi orada görmeliyiz. Biz hep tam tersini yapıyoruz. Ne verildi bize bu? Bunu, yani yaptığın şeyin en iyisini yaptı aslında bazen sonraki aşama. Önce bir keşfet, ondan sonra onun en iyisini. Yani altı boş bir çalışma oluyor o zaman. Bir çeşit yani pazar araştırması aslında bu, değil mi? Yani bu pazarda neler oluyor? Ben bu pazarın kuvvetli oyuncusu nasıl olurum? Yoksa o kafama göre ben yazayım, şahane yazdım ama beğenmediler. Bundan sanattan ne anlarlar değil. Bu oradaki oyun ne? What's the game here? Yani çok çok hoş bir bakış açısı. Girişimcilik herhalde oraya taşınmış bir bakış açısı. Girişimcilikten biraz. Öyle anlıyorum ben. Değil mi Lüset? Şimdi eğer sanat, üretim, girişimcilik, hayatı anlama, bütün bunların hepsi zaten bir potada birleşince şu noktaya varıyoruz ki mümkündür her şey, yapılabilir ama çok büyük riskleri ve bedelleri var. Ve yeteri kadar altyapınız yok ise maddi olarak, mesela ben kendimden bahsediyorum. Normal şartlarda bir girişim bunlar. Ama büyük büyük bir girişim gibi duruyor. Fakat bir kişinin de yapabileceği, gerekirse kendi diğer birimlerinin de işlerini yaparak, muhasebecisini de, muhasebesini de tutarak, bence rakam ve matematiği, kuantumu çözemeyen kişi sanatla da ilgilenemeli. Çünkü olmuyor. Orada sanatta da kaymalar oluyor. Ben sanatın yıllar sonra fen bilimleri ve matematikle bağlantılı olduğunu ve sözelin ikinci planda kaldığını deneyerek böyle kazıya kazıya öğrendim ve sonuçta da hakikaten mesela Kaliforniya Üniversitesi'ndeki yazım profesörleri olsun, diğer bu konuda yazan, kurgu yazıp bir sinema filmi gibi bir olay örgüsü yazıp içine fikir, düşünce, araştırma katan bir kategori var ki benim en çok lezzet aldığım ve bence 21. yüzyılın da en önemli edebiyatı sinemayla birleştiren köprüsü o bence. Gözünüzde canlandırabileceğiniz bir öykü vasıtasıyla ya da bir sinema filmi olur ya da bir kitap, bilgiyi alttan alta alma. Böyle değil. Çok hoş. Çok hoş. Vallahi anlattıkların büyüleyici. Yazarlıkla girişimi nasıl birleşti görüyoruz ve sonunda o zorlu yolculuğun sonunda 14 bin kişinin arasından Harper Collins otonomi ödülünü kazanıyorsun. İlk romanında bir birincilikle başlıyorsun bu işe ve oradan sonra artık profesyonel yazarlık başlıyor. Ardı ardına İşte sıralamada hata yapıyor olabilirim ama Enginar Mevsimi galiba önce, sonra Hasta Bakıcı, Şarlatan dahil ve ondan sonra devam ediyor. Şimdi Korsancısı. Özel bir kitap oldu benim için çünkü içinde 7 tane novella var, onda kısa roman. Dedim bir tane değil, bu sefer 7 farklı yaşamın içine girelim. Evet. Her biri böyle daha kısa ama yine bir sinema filmi gibi böyle okuyup başlayıp bitten, birbiriyle alakası olmayan 7 farklı coğrafyada 7 farklı olay.
örgüsü. Ya ben vardı. hani biraz işte Goodreads'te vesaire yorumları okumaya çalıştım. Biraz hızlı geçtiği için romanı okuyamadım. Ya herkes senin kurgu yeteneğinden çok bahsediyorlar. Yani tam bir kurgucu yorumunu çok okudum. Birisi de teknocu demiş aynı zamanda. Yani biz seninle ilk tanışma sohbetimizde şey çok ilgimi çekmişti. Yani sosyal medyayla ve teknolojiyle olan ilişkin çok değişikti. Yani normalde çok insana duymadığım şey. Mesela çok ben çok kreatifim, Instagram'la falan uğraşamam canım falanlar vardır. Sen öyle değilsin yani. Sen böyle bir hayatın nereye doğru gittiğini, teknoloji nereye, zaten ilk romanın da bir kurgu tam. Hani bir 8 yıl sonrası kurgusu. Böyle bir yönün var galiba değil mi? Böyle bir meraklısın bu işlere yani. Şöyle söyleyeyim. Aslında birçok kişinin standartlarına göre ben teknoloji özürlü bir insanım. Ben öyle telefonumu da aç kapa için kullanıyorum ya da herhangi bir şey için, ama e-posta atmam gerektiği yıllarda ya da Instagram'da ya da sosyal medyada, Facebook'ta, Twitter'da, herhangi bir mecrada bir mesajım var ve insanlara vermek istiyorsam YouTube'da, orada oluyorum. Çünkü bunu arzu ediyorum. Ama bunu düzenli olarak böyle planlanmış bir hareket, yani mesela benim hiçbir zaman ne YouTube'da ne başka bir mecrada her gün düzenli paylaşımımı ben yapamıyorum. Yani o konuda sürdürülebilir bir proje değilim. Varsa bir şey söylemek istediğim ya da paylaşmak istediğim. Hani mesela o günde 3 paylaşımcılardan hiç olmadım ve ben onu da sevmediğimi anladım. O kadar yapay durduğunu düşünüyorum ki bence herkesin yaptığını da yapmak güzel olmuyor belli bir şeyden sonra. Hani hep derlerdi ya, eski dönemlerde bol bol e-posta atın, kendinizi tanıtın. Yani kimse öyle e-postalar almak falan istemiyor. Ne kadar kötü bir uyarı, öneri. Ya da derlerdi işte cep telefonuna SMS atın. Ya bu özel hayat ihlali aslında. Evet, niye böyle bir şey yapalım? Bence çok kötü metodlar. İşte bunlar yaratıcılıktan uzak. Herkesin deneyip yaptığı, bir de nefret edilen şeyler bu. Niye yapıyorsun? Evet, yapmamak lazım. Yani aman illa yapayım, hani yapmış olayım ben de bir deneyim. Ama güzel olmadı, iyi olmadı. İyi bir şey değil bu, insanlara bu şekilde ulaşmaya çalışmak diye düşünüyorum. Anladım. Ama kullanıyorsun evet. Gerekli olduğu zaman içinden paylaşmak evet. Gerekse bir. Onda da bu barışık. Bahsetmiş olduğun tekno şeyini de ben kendimle ilgili Ekşi Sözlük'te gördüm açıkçası. Evet. Düşünüyorum sen de orada gördün, ama orada tekno gurudan kastını ben de düşündüm ne demek istedi diye. Evet. Guru yani bir şeyin uzmanı ama tekno guru. Yani bence orada onu demek istemedi çünkü hakikaten öyle biri değilim. Belki de şunu olabilir. Hani bu dönemin tekno düşünürü gibi bir şey olabilir. Belki 2020 öngörülerinin doğru çıktı. Nasıl gitti? Onu ben merak ediyorum. Ben bundan dolayı. Bir ona bakalım yani. Romanı 2013'te bitiriyorsun yanlış hatırlamıyorsam. Ödülü o zaman alıyorsun. Tamam, İngilizce yazıyorsun kalır. Romanı, sonra Türkçe'ye çevriliyor. İşte 2020'ye geldi. Geri yıl ve çok hızlı bir 7 yıl oldu. Öngörüler doğru çıkmış mı? Yani tahminlerin nasıl, dünya beklediğin gibi mi şekillendi? Onu nasıl görürsün? Bir de onunla beraber şu şeyi de bize biraz anlat Lüset ya. Kitabındaki bu Zuhizm felsefesi, yani ben işte böyle eski bilim kurgu, tamam. Dune'ları falan çok severim. Onların hep böyle bir kendi yarattıkları bir felsefi vardır. Senin de varmış böyle bir felsefe yarattığın, onu biraz anlatsana bize. Yani hem 2020 tahminlerine kadar doğru hem bir felsefe. Önce birinci soruya dönelim. Evet. Tamam. Evet. Önce birinci soruya dönelim. On deri dayak izi 15 Temmuz 2020'de başlar tarih olarak. Hı. Ve şöyle bir cümleyle başlar. Tüm dünyayı kasıp kavuran ekonomik kriz dönüp dolaşıp beni de ensemden yakalayınca önlem olarak ilk başta yapmış olduğum kişisel masrafları kısmaya başladım. Süper. Böyle başlıyor. Aslında Covid-19'u yani net. Covid, yani Covid'in yarattığı. 2020'de tüm dünyayı kasıp kavuran bir ekonomik kriz var ve şöyle bir olay gelişiyor. Herkes evde televizyon seyrediyor. Yani benim 2020'de uçan arabalar falan onlar bunlar yok. Direkt herkes evde televizyon seyrediyor. Çünkü çoğu kişi artık birikimlerini ya da kaybettikleri parasını bir şekilde kaybettiği için. Ve sonra hakikaten televizyon belli bir artık sosyal hayata eskisi kadar katılamayan, özellikle pandemi döneminde, tabii hiç böyle bir şeyden bahsetmedim ama hakikaten hepimiz evde oturduk, televizyon seyrettik sonuçta. Yani pandemi onu tetikleyiciyse ama finansal, yani bence çok doğru çıkmış tahminin ya. Yani ki bir bundan şey sonra daha çıkmadı. Da kötüye gideceğini düşünüyorum. Hangisi çıkmadı? Bir şey çıkmadı Bora. Şu da çıktı. Bir tane saati var, ona basarak böyle onunla konuşuyor. Şey yapıyor ki o dönemde öyle bir şeyler yoktu daha. Hı hı hı. O da çıktı ama çıkmayan bir şey var. Karakter kendi tükürüğüyle güvenlik açısından, yani salyayla çalışan, tükürükle çalışan bir bilgisayar açtı. O da 2017 külüstür modeldi.
Şimdi işte parmakla gözle açıyoruz. Yani o artık biraz işin tabii, o kadar olacak değil mi? Ama ya ana fikri yakalamışsın yani, bir 2020 ekonomik krizi olacak. Peki bu felsefeyi biraz anlat. Şimdi bir romana bir de felsefe sığdırmak kolay iş olmasa gerek yani, değil mi? Hani nedir bu Zuizm felsefesi? Biraz ondan biraz bahseder misin bize? Şimdi Wen Baozhu diye bir karakter var. Aslında o karakter bir metafor. O bir yaşam biçimini temsil ediyor o kadın. Ve onun da böyle kendine has bir mekanı var. O da eğitimler veriyor, kitapları var. Aynı zamanda kahkaha terapisi yapıyor ki yıllar sonra kahkaha terapisi çok tutulmaya başladı. Ho'oponopono dediğimiz o Hawaii'lilerin kendini affet, başkasını affet ki şimdi onun da eğitimleri verilmeye başladı. Aynen. Numeroloji, bunların hepsinin yıllar sonra eğitimleri verilmeye başladı. Ve çok ilginç karakterlerden bir tanesi de mesela bence tutmayan bir şey odur. 2020 olimpiyatlarında Tokyo'dan havaalanına New York'a gitmek üzere uçağı kaçırıyor. Halbuki Tokyo olimpiyatları ertelendi. Ama olsun, ben yine de 2013'ten Tokyo olimpiyatları olacak gibi düşündüm yani. Bir yıl sonra yaptılar yani. Bir yıl sonra ama, evet. Bütün bunlar ama. Yani demek ki o zaman aslında felsefe bu kadının karakterinin zuhu, yanlış anlamadıysam. Bu onun yaşamı. Baozhu'nun hayata bakış açısı, olayları değerlendirmesi, ölüme, doğuma, yaşama, rakamlara, zihne, hafızaya, ruha, insan ilişkilerine bakışını anlatıyor. Seni temsil ediyor mu biraz? Senin görüşlerin mi bunlar? Tabii, 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 tabii. Zaten yazan kişinin bu işlerde parmağı mutlaka vardır. Anladım. Oraya yansıyor. Yani zaten aynen onun parmağından çıkıyordur ama en güzel şeyi o yaptı. Biz karakteri, o yüzden roman çok keyifli. Ben yapmadım valla, o yaptı. Aa, güzel. Sıyrılabiliyorsun diyorsun, işler ters giderse. Ona yapıyoruz her şeyi. Peki, artık bir full time yazarsın. Çok da başarılı bir yazarsın. Ve bu süreç içerisinde ama yine girişimci ruh rahat durmuyor. Evet. İşte ben yazayım, takılayım, ne güzel kitaplarımı satsın değil. Ben insanlara da yazmayı öğretim diyorsun. Ve ben hani bugün biraz siteni inceledim. Benim çok ilgimi çekti Lüset. Hani yazarlık atölyeleri vesaire, hani başka örneklerde görmüş müsün? Seninki çok metodolojik. Yani her bir işte zaten kategoriler ayırmışsın. İşte temel yazarlık, gizem ve polisiye, çocuk masalları diye gidiyor. Her kategorinin altına girince de o eğitimin içinde kaç sayfalık bir doküman alacağım, işte neleri öğreneceğim, nasıl, çok şeye geldi hani böyle bir sanki böyle McKinsey danışmanlık firması yapar, anladın mı? Hani yazar biraz da işte gelin ben anlatırım havasındadır ya. Buraya öyle bakmamışsın. Çok ilginç. Ve yazarlık atölyesinden o zaman biraz bahsetmeni çok istiyorum. Burada neler yaptığını ve buradaki bu kurgu, bu profesyonelce kurgu nereden aklına geldi? Neden buna ihtiyaç duydun? Şöyle bir nokta var. Aynı zamanda bu eğitimleri daha fazla kişiye nasıl ulaştırabilirim düşüncesiyle Türkiye'nin her yerine flash belleklerle casuslar gibi eğitim videoları benden başka yollayan bir eğitmen olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten bu bir gönül işi. İnsana yeter ki ulaşmak isteyelim. Pandemi öncesinde de ben bunu yapıyordum. Yine flash belleklerin içinde bütün eğitim videolarım. Benim kendi eğitim materyallerim var. Kendi özel iskambil destelerim var. Diğer sanat disiplinlerindeki sanatçılarla birlikte ürettiğimiz çalışmalarla, resimlerle o İskambil destesini hikaye üretme kartları olarak yapıyorum. Bunu gençler, yetişkinler ve çocuklar için apayrı desteler hazırladık. Yani bu biraz da aslında gönlü odağı ve olayı çok sevmekle alakalı diye düşünüyorum. Yani kendi ders kitaplarımı oturup yazıp basıp derslerde onları dağıtıyorum mesela. O şekilde bir program bu. Tabii ki ne alacaklarını bilmeleri gerekiyor. Bugün insanların vakitlerine çok büyük bir saygım var benim. Ben yazarım, nasılsa siz gelin ben anlatırım tarzında yola çıkan kişilerden benim atölyeme geldiklerinde ben aynen sizin söylediğiniz gibi buna bir boş vermiştik. İşine yeteri kadar saygı, önem ve altyapı olmadığını görüyorsunuz. Yani bugün bir şiir kitabı olup da bir atölye açmak isteyebilir biri. İlla kitabınızın çok büyük bir adetli olmasına gerek yok. Kaç kitap çıkardın ki sen yapabilirsin gibi. Bu yaklaşımı da sevmiyorum. Ama mesela sonra bir sürü bunun replikaları çıktı atölyelerin. Ama mesela şu anda bu polisiye olayında öyle güzel yepyeni bir eğitim hazırladım ki o daha yeni başlayacak şu an. Ve yüz yüze olacak. O yüzden biraz heyecanlıyım. Çünkü bir inovatörsün sen ya. Bu sefer yenilik yüz yüze artık başlıyor. Ha öyle mi? Evet tabii tabii. Evet. Biraz onu... Yani burada daha işte bir tanesini bu daha önceki set, yani temel yazarlık eğitim setine bakıyorum şu anda. Şimdi çok hoşuma gitti. Roman ve roman okuma ve yazma sanat kitabı.
Bu kitap 103 sayfalık bir içerik hazırlama rehberidir demişsin. Sonra öykü üretme kartları, işte bu senin bahsettiğin 54 tane görselden oluşan. Evet. Herhalde bir ilham alıyor. O ne bileyim hani herhalde ona bakıyor görseli ve oradan bir hikaye yazmaya çalışıyor. Öyle anlıyorum ben. Sonra 16 GB flash bellek. İşte herhalde evet. Videoların evet, olduğu. Evet. İki tane kitap da hediye ediyor. Çok ya ben bayıldım yani. Budur arkadaş. Bu bir, böyle bir set geliyor ona. Hem imzalı kitaplarım çok onda oluyor. Eğitim videolarını istediği kadar izleyebiliyor. Ben biraz da fonksiyonel olmasına galiba her şeyde bence buna bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hmm. Bizi dinleyenlere de kullanışlı mı, sürdürülebilir mi, fayda sağlıyor mu? Süper. Tam da bir iyi ürün tasarımının ortak özellikleri aslında. Yani burada da senin hani aslında bir inovatör olduğunu da görüyorum. Girişimci bir inovatör, yine işte o ilk otellere gittiğin yapıda gibi. Karşımdaki ne ister? Birisi yazar olmak istiyor, hevesli. Ama işte gidip bir ünlü yazarın konuşmalarını dinleyerek ilham almak tabii olabilir ama araç lazım, araç yani. Hep bunun üzerindeyim ben de. Toolkit diyor ya, İngilizce çok severim o kelimeyi. Bir araç gereç seti lazım. Sen de onu sağlıyorsun ve orada da hani derin bakıyorsun. Gizem polisi ayrı bir şeydir diyorsun. Çocuk masalı başka bir şeydir diyorsun. Bunda da toolkitleri ayrı tasarlıyorsun. Tam bir girişim. Nasıl gidiyor atölye? Yani çok keyifli, böyle... çok güzel gidiyor. Hiç aralıksız 8 yıldır çok güzel gidiyor. Çok insanla tanıştım, çok insana ulaştım. Binin üstü yani binlerce kişiyle eğitim çalışması yaptım tabii totalde. Çok ciddi rakamlar. Peki... Söyleşiler de keza öyle. Zaten söyleşiler, eğitimler biraz aynı tonda geçiyor çünkü... Deneysel olarak bir şeylerin öğrenilmesini çok istiyorum. Yani başkalarının tecrübelerinden değil, o yüzden ellerini yakabilecekleri fırsatlar yaratıyorum eğitimlerde. Aslında ha, o yolculuk anladım. En keyifli tarafı. Elini yakıp da hakikaten acıtıyormuş diken gibi bir nasıl oluyor? Ya da, bir şey yazıyor ve ona sert bir... oldu diyebilmekte. Yani orada o yumuşak rüzgarı da teninde nasıl olur onu da yaşaması gerekiyor. Ya, nasıl oluyor? Mesela bir eser bir şey yazıyor ve bazen çok sert bir eleştiri getiriyorsun veya bu tip şeyden bahsediyoruz. Hayır, hayır. O yolculukta başıma asla gelmez dediği. Fakat bak böyle olabilir deyip falan dediği şeyin başına geldiğini hissetmesi. Bundan bahsediyorum. Çok ilginç ya. Bu aslında bir örnek versen daha kafamda canlanacak. Yani hemen söyleyeyim. Bir tuzağa düşürüyorsun onu. Hani o düşmem diyordu. Sen bak düşersin diyorsun aslında değil mi? Yo, şöyle oluyor. Diyorum ki. Bırakın her şeyi, kelime, sıfat, bilgi hazinenizi ya da yaratıcılık, ilham. İlham dediğiniz şey sonuçta gelip geçer. Hiçbir zaman bir garantisi yoktur ama en önemli şey moraldir diyor. Onu bomboş bir kelime olarak en önemli şey nasıl moral olur? Sonra bir bakıyor ki moralinin kötü olduğu bir anda darmadağın olmuş. Evet, aynı sağlık gibi bir şeymiş bu moral. Bunu anladığı anda da moraline yatırım yapıyor. Bundan bahsediyorum. Yani gidip Osmanlıca sözlükler vesaireler hatmetmeden önce moralini nasıl kontrol edebilir öğrenen kişi öbüründen daha güçlüdür. Çünkü çok başarısızlık olacak, çok şey ters gidecek. Ve yazarlık zor bir iş. Çökebilirsin, denetmiş oluyorsun ve onun önemini görüyor ve sabah kalkıp belki bir meditasyon yaparak güne başlamak daha iyi fikir demeye başlardı. Moralimi yüksek tutacağım değil mi? Onu çıkarmam lazım. Veya yazarak yol almak da moral düzeltir. Tembellik sendromuna yakalanmış olabileceğini çözüyor. Yani ilk başta biz aslında bunu çözüyoruz. Sonra başlıyoruz. Süper. Tembellik sendromuna yakalanacak bir şey yaz, o seni bir sonrakini yazmaya götürecektir diyorsun galiba değil mi? Hani bunu tutmaya çalışıyorsun. Süper. Bir de sonra şunu sorguluyoruz. Tembellik sendromu varsa demek ki bir şey seni yeteri kadar heyecanlandırmıyor. Yani daha güzel bir şey bulsana seni heyecanlandıracak da diyorum. Anladım. Çünkü olmuyorsa demek ki burada bu kadar da açgözlük sendromu, tembellik sendromu hem o çabuk olsun. Hadi demek ki belki başka bir şey lazım sana. Ya aslında bana şey gibi geldi. Hüseyin sen böyle anlatınca. Yazar olmak için değil yani hayatta istediği şeyi sonuca vardırmak isteyen herkese bu kurs tavsiye edilebilir gibi geliyor. Çünkü sen de biraz hani Stephen King'in sana yaptığını yapıyorsun bir zamanda. Sırf yazmayı değil, o süreçteki bütün insani mücadeleyle göstermeye, eğitmeye çalışıyorsun diye anlıyorum. Kesinlikle olaylara farklı bakabilme açısı gelişiyor. Bir kere hayal gücü egzersizlerinde esnek düşünme. Bence esnek düşünme hayat kurtaran bir şey. Yani özellikle bu yüzyılda inatçılığı kırabilmek, altı boş inat mesela ne kadar zararlıdır değil mi? Halbuki... Evet. Onun için daha iyi olabilecek bir şey, bir parça bir denemeye meyilli olmak. Ya da niye biz bu kadar öfkeliyiz ya da ön yargılıyız? Yani önce biraz onlarla başlıyoruz olaya. Anladım, çok insani taraf. Sen buna bir isim de vermişsin bu egzersizlere diyelim değil mi? Hayal gücü egzersizleri, zihin
zihinle ilgili. Metonya diyorsun bunu. Biraz anlatır mısın? Metanoya. Çok affedersin. Metanoya. Yanlış okudum. Metanoya. Nedir bu? İsim de çok hoş ya. Nedir burada? Ne yapıyorsunuz? Bu benim patentli bir çalışmam. Hmm. Benim böyle çok isteyerek ve inanarak yaptığım bir çalışmaydı. Baktım ki işe yarıyor. Bunu insanlarla da paylaşmak istedim. Meta bir şeyin ötesi. Meta ekonomi, evet. Metafiziks dediğimiz bütün her şeyin bir şeyin ötesi. Noya da Latince bilgi. Bilginin ötesi. Yani bildiğinin, gördüğünün mutlaka ötesinde bir şey vardır. Çok spontane beyin nöronları ateşleyerek stres altında hafif yapılıyor. Azıcık stresin insanın tetiklenmesine, beynin o süreçte iyi bir şey üretme çabasını nasıl egzersiz yaptığıyla alakalı bir şey. Yani bu bir deneyim. Onu yaşa gör ki beyin iyi veya kötü sana bir cevap veriyor. Bunu şimdi sen bildiğim kadarıyla kurumsal eğitimler de veriyorsun, sitende de var. Evet. Kurumlarda benim de hep boğuştuğum konu yaratıcılık, inovasyon. Orada da bu yöntemleri uyguluyor musun? Bir kurumsal çalışanın da işte metanoya tekniğiyle bu nöronları ateşliyor musunuz? Böyle şeyler yapıyor musunuz beraber? Tabii ve kurumsal eğitimler çok heyecan verici. Çünkü orada tamamen bambaşka bir işle iştigal edip bunu tamamen hobi olacak olarak yapacağından %100 emin insanlarla çalışıyoruz. O başka bir şey. Şimdi burada bunun ona ne katabileceğiyle ilgili konuşuyoruz. Yoksa orada o kadar net ve aşikar ki o bir banka üst düzey yöneticisi ya da bu kişi bir önemli bir atıyorum enerji sisteminin başında bir şeyinde. Aşikar ki yazar olmayacak. Şimdi bu tür bir durumda şifalanmak için yazmayı tercih edebiliyor. Kafasındaki o cankı çöpü temizlemek için, daha verimli olabilmek için, metanoyayı daha esnek düşünebilmek için, öykü kartlarını kurguda aşamalı strateji yapabilmek için, aşamalı strateji yapabilmek de bir yöneticinin ya da oyun kurucunun çok önemli bir aracı. Muazzam, yani oradan aslında yazar olman şart değil. Senin kurumsal hayattaki başarını da buradan besleyecek bir sürü şey var. Neler çıkıyor Bora, neler çıkıyor. Süper. Çok değişik bakış açısı. Şimdi biraz yavaş yavaş Lüset sonra da geliyoruz da böyle işte bir iki soru var. Hani aslında soruyum emin olamadım ama okurlardan da geldi, takipçilerden. O çerçevede bakacağız biraz. Peki sonunda insan yazar olabilir mi yani? Daha evvel böyle bir şey yapmamışsa yaratıcılık sonra öğrenebilir mi? Atölyeyi kurduğuna göre öyle olduğunu düşünüyorsun tabii ama yine biraz insanla zenginleşsek. Çünkü bir sürü insanın Lüset harekete geçememesini. İki sebebini gördüm hep. Bir tanesi korkular. Senin bu korkusuzluk TED konuşmanı dinledim bu arada. Ben de haddini aş dememin sebebi buydu bu harekete. Yani çoğu şeyi kafada bu şeylerse onu işte valizlerle de açıklıyorsun. Aslında o sebeplerin bir bölümü valizdir diyorsun diğer TED konuşmanda. Bir de ne yapacağız? Ya nereden başlayacağım? Nasıl yapacağım yani? Hani çünkü bakıyor kahramanlarına. O kahramanların yolculuğunu senin burada anlattığın kadar net anlatan pek kimse yok. Ne bileyim, ben başardım işte, içimden geliyordu. Çocukluğumdan beri böyleydim falan diyorlar. O zaman da yöntem araç set olmuyor. Oysa senin yolculuğun bu işi adım adım öğrenerek yapmış bir insansın. Öyle ben çocukluktan yazmayla başladım demiyorsun. Yani o çok ilginç ve bunu tekniklere çevirip insanlara aktarıyorsun. O yüzden böyle bir yazar olmak isteyen veyahut da sırf yazarlık değil, yaratıcını artırmak mı isteyen bir insan. Bu olur mu? Olursa nasıl olur Lüset? Biraz bize bir yol göster ya. İnsanlara biraz ümit verelim neler yapılabilecek konusunda. Tamam. Bir kere her şeyden önce netice almak istediğimiz her şeye belli bir vakit ayırıyor muyuz? Yani fit bir vücuda sahip olmak için spor salonunda kaç saat harcamamız gerektiğiyle ilgili bir olgunluğa vardır, değil mi? Biliyoruz ki öyle bir süreç. Yani ben hemen kollarım böyle olsun diyorsam bunun için birkaç ay bayağı sıkı bir çalışma yapıp bir disiplin şart, bunu biliyorum. Yemek yapacağım. Bunun bir süreç olduğunu biliyor muyum? Yine biliyorum. Buna da bir vakit ayırmam gerekiyor. Şimdi yemek var, yemek var. Çok şık sunumlu, tabaklamalı bir yemek yapmak istiyorsa eğer o kişi, bunun da inceliklerini öğrenmek için vakit ayıracak. Keza vakit. Bunun için de eğer vakit ayırmaya hazırım diyorsa ben o kişiyle tanışmaya hazırım. Şöyle büyük garantiler de vermiyorum. Fakat eğer isterse bugün herkes her şeyi yapabilir. Ha, neyin dışında? Şimdi ben olimpiyatlara katılabilir miyim? Ben sırıkla atlayabilir miyim? İstesem de olmaz artık. O çünkü belli bir zaman gerektiriyor. Bir de buna çok küçük yaşta başlamam gerek. Şimdi ben böyle o Roman jimnastikçiler gibi ancak onların yaptığı gibi 4 yaşında, 6 yaşında bunun okuluna giderek
bambaşka bir yaşam tarzıyla buna ulaşılıyor. Yani insan olmayacak doğaya da amin demesin. Bu da var. Ama yazmak öyle bir şey değil. Çünkü bugün görüyoruz ki 84 yaşında biri de yine yazabiliyor. 17 yaşında biri de çok farklı bir şey ortaya çıkarabiliyor. Ama o kişilerin hepsinde bunun için bir istek ve meyil var. Meyili olan insanlar kendilerine tam güvenemiyorsa gelebilir ama meyli yoksa da zorlamaya gerek yoktur diye düşünüyorum. Zaten olmayacak. Meyil olacak. İstek istiyor. İstek olacak ve zaman ayırmaya, o fedakarlığı yapmaya hazır. O gün televizyon izlemeyecek. O gün işte arkadaşları yemek yemeyecek. Neyse yani, çünkü bir yerde çalıştığını varsayalım. Bir yandan da bunu heves ediyor. Hayattaki her şeyde olduğu gibi bir zaman fedakarlığı işin başlangıcı galiba. İlk bedel bu diye anlıyorum ben. Ve yoksa da o zaman şartlarını zorlamayacak. Demek ki öncelikleri bu ve bu bunun yaşam tarzının içinde, fıtratında yok demektir. Olmuyor. O zaman heves diye bakacak ona. Hani bu heves ama hani peşe düşmesem ne olur. Süper. Kriter bu. Ara ara seminerlere gelir, bir söyleşiye gelir, bakar. Farklı bir şey yok. Zaten bir şeyi çok isteyen, böyle meşakkatli bir yolculuğa girmek isteyen büyük bir ihtimalle ona alan açmaya hazır kişidir zaten. Yani bunun gibi bir şey. Ben şimdi saz çalmak istiyorum. Ne kadar yalan ve sahte bir cümle. İstemiyorum. Saz çalmak için öyle bir vaktim yok. Ay çok isterdim saz çalmayı. Yani sözde kalıyor gibi bir şey bu. Anladım. Muhteşem. Peki Nusret, demek zaman ayırırsak istek iyiyse araç teknik yazarlık tarafında var. Kaldı ki orada öğrendiğimiz, senin bize öğretebileceklerini aslında yaratıcılığımızı artırıp belki başka alanlarda bunu sergilemek de mümkün. İş hayatı da bugün yaratıcılık istiyor. Ben Lüset'e nerelerden ulaşırsınız bu bilgilerin hepsini, linklerini aşağıya bırakacağım. Lütfen inceleyin Lüset'in sitesini, çok güzel. Adı da bir tekrar hatırlayayım, tam şuraya yazmıştım. yaratıcıyazarlıkatölyesi.net. Mutlaka ona gidersin, linkleri aşağı vereceğim. Ama Lüset, kapatmadan bir soru soracağım sana ya. Ben işte biraz hani böyle senin güzel sözlerini, ben açıkçası ben daha sinema meraklısı birisiyim. Onu da soracağım sana kapanışta. Çünkü senin öyle bir projen var gelecekle ilgili. Ve hani hep böyle bazı şeyler insanı yer eder ya. Ben de senin bugün biraz araştırırken bir cümlen çok hoşuma gitti. Ve bence bizim Haddini Aş izleyicisinin ilgisini çekecek bir cümle. 10 Derin Ayak İzi kitabında bu cümle geçiyor. Şöyle demişsin. Hırs ve tembellik birbirinden uzak düşmüş iki kutup gibi görünse de ortak bir noktaya sahiptirler. İkisi de bize acı veren hatıralarla beslenirler. Ben bir sürü şey düşündüm bunu duyunca ama sen ne demek istedin, bir senden duymak isterim. Aslında çok göreceli bir tabir bu. Fakat bunu paylaşmak istedim çünkü hırs nedir? Aslında bir şey çok acıtmıştır ve o hırs yapmıştır. İşte orada bize acı veren bir hatıra var arkasında. Tembellik de yine bize çok acı veren hatıraların bizi durdurması sebebiyle gerçekleşiyor. Bir başarısızlık yaşamışızdır mesela. Ortak nokta. Canımız yandı, evde yataktan çıkmıyoruz. Bir şey oldu, odadan çıkmıyoruz. Kabuğumuzdan çıkmıyoruz çünkü acı var. O yüzden hırs ve tembellik ikisi de bize acı veren o noktalarla besleniyor. Aslında o zaman aslında acıyı yaşayıp o acıyı nasıl değerlendirdiğinde fark çıkıyor galiba. Yani içime kapanıp mutsuz, tembel birisine mi dönüşüyorum yoksa bunu görürsün ey dünya. Hani var ya o meşhur repliktir, İstanbul. Göreceksin benim kim olduğumu diyordu değil mi? Yeneceğim seni İstanbul diyordu film şeyinde. Yoksa o duygu mu? Yani o yüzden çok hoşuma gidiyor. Çünkü insan hep bunu kaçırıyor bence. Yani genellikle bütün büyük başarının arkasında acı var zaten. Yani işte babası onu beğenmediği için herkesten daha fazla çalışıyor. Biri bir acı. İşte ailesi ekonomik sıkıntı çektiği için çok çalışıyor. Bir engelli, bir fiziksel özür var, onu telafi etmek için çok çalışıyor. Hep acıyla başlıyor. Fakat bazılarını acı tembelliğe, bazıları ise hırsa sevk ediyor. Yani çok güzel söylemişsin özetiyor. Bora çok güzel anladığını düşünüyorum. Kimisini o acı hatıra sağ tarafa yollar, kimisini de sol tarafa yollar. Ama bazen aynı kişi tembellik de yapabilir. Çünkü bir bakar ki kalkması gerek. Çünkü onu da yaşaması gerekir ki yapması gerekenin belki o olduğunu görene kadar. Yani bir nekaat dönemi olabilir diyorsun. Bir tembelliğe orada bazen ihtiyaç olabilir. Orada biraz esnek olabiliriz tabii. Evet, evet. Kendimiz o kadar kötü davranmayalım. Arada olur yani düşmeler. Aynen. Gayet doğal. Evet. Peki Lüset, son soruda bir sürü şey yapmışsın galiba. Şimdi hani füzeyi bıraka bıraka gidiyorsun ya aşağıya doğru. Şimdi bile diyorsun ki bir de ben bir senaryo yazmak istiyorum. Değil mi? Sinema veya dizi senaryosu galiba next hedefim o olabilirdi diyorsun. Biraz o hayalinden bize bahseder. Niye böyle bir şeyi hayal ediyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Biraz bahsetsene Lüset. Çünkü şey çok hoşuma gidiyor. Hiç durmadan bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki. Yani bu enerji muazzam.
şöyle düşünebiliriz. Bu şekilde kurgular yapan bir kişinin zaten nihai hedefi bunu sinemaya taşımak ya da bir mini bir diziye taşımak. Bundan daha keyifli bir ajanda olamaz benim için. Çünkü hem çağımızda daha çok insana ulaşma ve bu hikayeleri daha çok bu bakış açısıyla irdeleme fırsatı, sunma fırsatı da çok heyecan verici. Çünkü yapan, üreten o kişi için yemek gibi bir şey bu. Denenmesi, tadılması ve duyulması ve geri bildirim alınmasıdır. Bütün onu fişekleyen. Yani nefes alması bir insanın ancak bu şekilde mümkün olabilir ki bir sonraki aşamada da artık bunu herhalde bu olur. Evet bu olur diye düşünüyorum. Bu şekilde bir odaklanmam da var. Bakalım nasıl olur, hangisi olur ama bir şekilde bir kitabımı çok istiyorum bu şekilde. Heyecanla bekliyor olacağız. Nusret, tabii kısıtlı bir sürede çok zengin, renkli bir hayatı bir de senin bu güzel edebi dilini dinlemeye çalıştık. Ne çok kapsayamadığımız konu oldu muhakkak ama hani sen bu haddini aşmak isteyen, işte kariyerinde bir girişim, hayatını değiştirmek isteyen insanlara son bir önerin ne olurdu? Ya bu hani son onlara... Şunu yapın çocuklar diye, yani çok çalışının dışında, o zaten işin bir parçası da. Ne olurdu? Kendi hayatından çıkarttığın derslerden belki getirebilirsin bir şey. Hedef odaklı çalışmak, çok çalışmaktan daha önemliymiş, onu hissettim. Plan yapmak ve aynı zamanda bir savaş stratejisti gibi çalışmak ki, o çok ne okumayı sevmezsiniz sorusunun bana öğrettiği bir şey oldu. Ben de bu savaş kitaplarından bunu öğrendim ki, yaşamın içinde de bir savaş mevcut. Sürekli hepimiz bir yaşam savaşı, onur savaşı, özgürlük savaşı, anlaşılma savaşı, değer görme savaşı, aşk savaşı, hiyerarşik savaş, artık ne sayabiliriz ki? Her şey bir savaş. Ama bu savaş mücadeleli ya da illa her şeyin zor kazanıldığı değil. Ne istiyorum beni ne mutlu edebilir? Çünkü hayat bir bütün ve burada bir tercih yapmalıyım. Ya güvenli sular ya biraz risk ama hep hesaplı risk önereceğim bu olur. Çok fazla heyecan yaparak girilen olayların da çok büyük bedelleri var. Tabii. Hesaplı bir risk, strateji, bir plan ve en önemlisi de ben ne istiyorum hayat konusunda, hayattan konusunda sıkı bir sorgulama, onun da hakkını verme ondan sonra. Herhalde son ders bu. Çok teşekkür ederim Nusret. Ben çok keyif aldım. Umarım sen de keyif almışsındır. Hakikaten çok şey kattık inşallah izleyicileri, dinleyicileri diye umuyorum. Çok keyifliydi Bora. Çok güzeldi ve teşekkür ediyorum. Sağ ol, çok teşekkür. Nusret Cohen Finch'le olan konuşmaya, sohbete ben doyamadım. O kadar çok altı çizilmesi gereken şeyler söyledi ki, cümleler etti ki, girişimcilik, yaşam, profesyonellik, strateji, yani hakikaten benim için büyüleyiciydi ve tabii edebiyat, yazarlık ki hani benim en kuvvetli olmadığım bölümler bunlar ama ben büyük keyif aldım. Umarım siz de çok yararlanmışsınızdır bu sohbetten. Gelecek hafta sinema endüstrisine gidiyoruz. Türkiye'ye Oscar'lı filmleri getiren bir ikiliyle, bir çiftle tanışacağız. Çok acayip şeyler anlatacaklar. Sinema nedir? Sinemacı nasıl olunur? Bunlara bakacağız biraz. Türkiye sinema endüstrisinde dünyada nasıl bir yer alıyor? Ve Türkiye neden artık yabancı film üreticilerinin vazgeçemediği bir platform haline dönüştü? Böyle çok ilginç şeyleri konuşacağız. Kimlerle görüşeceğimi söylemeyeyim, o da sırrımız kalsın.